Kuantum ve Hakikat kanalından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Konuğum sevgili Destin Nova. Kendisiyle an ve zaman konusu üzerine konuşuyor olacağız. Aynı zamanda sorular bölümünden sorularınızı iletirseniz onları da cevaplamaya çalışırız. Hemen kendisine davet gönderiyorum. Geldin Özgüncüm. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan davet gönderdim. İnşallah bu sefer açabiliriz görüntüyü. Kabul ettim davetini Özgüncüm. Canlı yayına geç dedim. Yasemin Hanım, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Aa, şimdi seni görüyorum. Hoş geldin. Hoş Sen bulduk. görebiliyor musun? Geliyorum. Oh, süpersin. Özgüncüm, nasılsın? Ben seni çok özledim görüşmeyeli. İyiyim canım, sağ ol. Ben de seni özledim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Çok şükürler olsun. Seni de çok iyi gördüm bugün. Sağ Her zamanki gibi böyle pozitif ol. ışıldıyorsun. Özgüncüm. Senle konuşurken şöyle oluyor aşkım. Normalde için makyaj yapıp oturuyorum ya. Makyajımla çok iyi hissediyorum. Ama senle konuşurken makyajsız halinde bile bastırıyorsun Ay lütfen rica ederim, olur mu öyle şey? Hepimiz kendi yolumuzda, kendi halimizde güzeliz, bilmiyorum yani. Ben seni çok özledim, uzun zamandır görüşemedik zaten. İnan son zamanlarda hep aklımdaydın. Seninle yaptığımız sohbetler kendi gruplarımda da paylaşıyorum hep. Yani böyle su gibi akıyor gidiyor falan ya, çok güzel, çok temiz bir enerjisi var. İnşallah katılanlar da aynı şeyi hissediyorlardır. Dolayısıyla böyle çok güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum bu sohbetlerle. Kesinlikle sana katılıyorum. Ben de aynı şeyi senin için düşünüyorum. Böyle bir akıyor ki böyle ben saatin ne kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Ama bugün sen tamam Reyhan artık pes diyene kadar seni salmayacağım. O kadar güzel akıyor ki kesmek istemiyorum bazen. Geçen yayında konuştuk ya seninle Özgün. Ve o kadar yoğun akıyordu ki bir saatten fazla tutmayayım çok ayıp olur falan diye düşündüğüm için. Sanki sonradan böyle yarım kalmış, doğası da varmış gibi hissettim. Tamamen sana bırakıyorum akışı bugün aşkım. Ya canımsın, tamam yani nasıl giderse sorular, işte enerji, neyse artık ortam neyse ona uyarız. Yorumları kapatayım mı? Senin dikkatini dağıtır mı? Soruları sorulardan mı alalım? Açık mı kalsın? Sen bilirsin yani, ben zaten soruları okumuyorum. Muhtemelen sen oradan okuyup soru sorarsın. Eğer böyle önemli gördüğün sorular olursa sorabilirsin. İstersen açık kalsın. Bilmiyorum, yazıyorlar bir şeyler, görüyorum Tamam. şimdiden Çok de. seviyoruz sizi demişler Özgün. Muhteşem Canlarım, ben de yazmışlar. onları seviyorum. Ay canımız demişler bak. Canımız Özgün Hanım demişler. Öyle Canlarım benim. Çok seviyorlar seni. Beni de seviyorlar galiba. Üstüme alınayım. öyle, bence öyle. Bu arada Evrim Hanım'ın bulaşık makinesi sorusu geldi. Bulaşık Şimdi makinesi nedir Özgün? Ben anlamadım onu. şöyle, hemen başlamadan yayına o kısmı bir açıklığa kavuşturalım. Ben zamanında güneş gözlükleriyle ilgili dedim ki yani oldum olası takamıyorum. Takmak konusunda hep böyle çekincelerim vardı. Bana hem saçma hem tuhaf geliyordu. Mutlaka yani sonradan bilimsel olarak da açıklandı, kanıtlandı. Güneş Evet. gözlüklerinin zararlı olduğunu düşünüyordum. Ama ne olduğunu, neden olduğunu bir türlü bilmiyordum, açıklayamıyordum. Ve kendim de yani evimde güneş gözlüğü koleksiyonu diyemem. 2-3 tane güneş gözlüğüm var ama yıllardır öyle çekmecelerde durur. Asla kullanmadığım şeyler bunlar. Sonradan Ayşegül Çoruhlu Türkiye'de ilk defa açıklama yaptı ama yurt dışında da
Bu konuyu konuşan bir sürü doktor olduğu görülüyor artık, paylaşılıyor. Ben de geçenlerde bir tanesini paylaştım. Dediler ki güneş gözlükleri cilt lekelerine sebep oluyor, cilt kanserlerine sebep oluyor. Aslında işte o hani gözün, retinanın algıladığı ışığın oranı bizim için çok önemli. O miktar doğrultusunda bütün hücrelere bir haber gönderiliyor. Şu kadar ışığa maruz kalıyoruz diye. Dolayısıyla bütün vücut kendini bu şekilde ayarlıyor. Eğer siz güneş gözlüğü takarsanız güneşe maruziyetiniz daha çok artar. Çünkü retina bu beyne o ilgili şeyi, bilgileri gönderemez. Dolayısıyla vücudu, beyin de vücuda uyarı gönderecek bir sistem oluşturamaz gibi gibi böyle açıkladılar bilimsel olarak. Ben de bundan bahsetmiştim. Şimdi böyle buldukça takipçilerim bana mesajlar atıyor. Bakın bu da böyle söylemiş, bakın o da öyle söylemiş. Aslında güneş gözlüğü çok zararlıymış falan filan diye. Ben de bunun üzerine bir hikaye paylaştım dün. Dedim ki bundan sonra sırada bulaşık makineleri var. Onları düşünüyorum. Bulaşık makinesi işi çok kolaylaştırıyor. Ya öyle biliyorum Reyhancığım ama Ama maalesef yani deterjan. çok ciddi miktarlarda deterjan tüketiyorsunuz yani bulaşık makinesi kullanarak ve şimdi değilse bile bundan bir 5 yıl 10 yıl sonra mutlaka muhakkak ki ya otoimmün ya kronik bir hastalığa sahip olacaksınız. Çünkü her gün deterjan yalıyorsunuz, öyle düşünün yani. Özellikle de bu yeni çıkan son teknoloji, son model bilmem ne ürünler giderek kullandıkları su miktarını azaltmakla aslında övünüyorlar. Evet. Ama yani gördüğünüz şey çıkan o pasparlak şeyler, tabak, çanak, bardak, çatal, kaşık, neyse bunların hepsi maalesef çok yoğun oranda deterjan ve parlatıcı ve tuzla birlikte çıkıyor ama bunlar görünmüyor. Evet. Sadece hissel olarak benim duyargalarım bunu algılıyor. Bulaşık makinesinden çıkan benim annem mesela hiç hoşlanmaz benim bu huyumdan ama çok yoğun bir biçimde bulaşık makinesi kullanır her normal Türk insanı gibi. Türk kadın. Ben oraya gittiğim zaman, onların evine gittiğim zaman bulaşık makinesinden çıkan her şeyi, kendi kullanacağım bütün tabak çanağı tekrar yıkarım. Annem bunu kendisine yani şahsi olarak algılar ve alınır. Ama yani hissediyorum yani o bardağa o çayı koyarsam ben o çayın içindeki deterjanın kokusunu da alıyorum. Tadını da hissediyorum. Yani hiçbir şey görünmüyor olsa dahi bir şekilde o görünmeyen duyargalarım algılıyor yani. Hani orada bir pislik var. Dolayısıyla yediğimden de içtiğimden de zevk almıyorum çok ciddi bir biçimde. Zehir yani bu şekilde algılıyorum. Kesinlikle. Ben o var dedim. Onu düşman ilan ettim yani. Hani çok kamuoyunda Çamaşır duyurdum. makinesine de aynısını yaparsan yandık biz. Yani çamaşır makinesi şöyle ilginç bir şey. Bittiğimiz Cilt aslında bizim böyle dışarıdan hani bu kimyasalları emen en büyük organımız aslında. Yani Evet. kullandığımız takviyeleri bile ciltten aldığımızda işte magnezyum kremleri yahut işte spreyleri falan mesela çok daha yararlı olduğu söyleniyor. Çünkü işte bu Evet. mide, sindirim falan gibi yollardan geçmeden direkt kana karışıyor cilde alındığı zaman. Ancak buna rağmen çok ilginç bir biçimde kullandığımız kozmetiklerde şampuanlar, saç kremleri vesaire vesaire çok gerçekten onların da zararlı olduğunu bilsem de niyeyse bulaşık makinesi kadar çok ürkütmüyor beni. Yani bir şey bir onlarla başa çıkabildiğini düşünüyorum ama yani bilimsel terminolojik bilgim bunları kanıtlamaya yahut bunlardan konuşmaya yetmediği için çok açıklayamıyorum. Ben sadece hislerimden bahsediyorum yani. Hissel olarak onları elimine edebiliyoruz ama bulaşık makinesi çok zararlı gibi geliyor bana. Makinesiyle ilgili şöyle bir yazı okumuştum yıllar önce. Sen yapamasan da şu an o algıyı ben yıkmış olabilirim bununla. Diyordu ki doktor bey, bulaşık makinesine koyduğunuz bulaşıkların atıklarını makine tamamını suyla birlikte akıtmıyor. Peki nerede bu atıklar? O koyduğunuz deterjan o atıkları parçalayıp yok edecek kadar güçlü ve orada kalan kalıntılar sizin bedeninize ne yapmaz diye soruyordu. Aynen, aynen öyle. Ve ben bunu hissediyorum çok ciddi. Yani bulaşık makinesi, yani hepimizin aslında bedensel farkındalığımız varsa yahut o işte enerji alanımızın farkındalığıyla yaşıyorsak aslında hepimizin çok rahat bir biçimde anlayacağı bir şey bu. Bulaşık makinesinden çıkan hiçbir şeye benim elim gitmiyor yani. Evet. Orada çok ciddi bir şeyler dönüyor ama bunu açıklayamıyorum yani maalesef. Türk kadını lütfen bulaşıklarınızı bugünden sonra bulaşık deterjanınıza şöyle kocaman bir sıcak su deterjanı doldurun içine ovalaya ovalaya Ya yıkayın. gerçekten öyle fokur fokur foşur foşur böyle suyun Terapi altında böyle gart gibi fuş gart fuş. oluyor Özgün. Terapi gibi. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum bulaşık yıkamayı. Tabii sevmeyenler için hoş bir haber değil bu ama. Tabii Yani ben yok. de seviyorum.
Yani sevmesem dahi ben o bulaşık makinesine koymam yani bulaşıklarımı. Ha bulaşık makinem var Benim. bu arada. Annemin zorla aldığı bir bulaşık makinem var ama öyle yıllardır iki kere kullanıldı. Öyle yatıyor yani. Yatış. Olsun, ne diyelim. Ama dediğin gibi yani hani güneş gözlüğünün takılmasıyla bile beynin algı reseptörlerinde bir şeyleri biz etkileyip değiştirebiliyorsak insan bedeninin hassasiyetini ve bedenimize aldıklarımızın beynimize ne yaptığını ben şu an tahayyül edemiyorum. Öyle maalesef yani bu yani çok ciddi düşünülmesi gereken bir şey çünkü fiziksel sağlığımız her şeyin önünde geliyor. Yani gerçekten derler ya, her şeyin başı sağlık diye. Bu fiziksel sağlıktır aslında. Fiziksel sağlık eğer düzgün gidiyorsa o zaman duygusal, zihinsel ve tabii ki ruhsal sağlık da onu izlemek zorunda kalıyor. Eğer düzgün gitmiyorsa o çarkta bir dişli bozulmuşsa o zaman mutlaka diğerleri de sarpa sarıyor. Evet. Özgüncüm, soruları okuyayım mı? Soruları okuyarak sonra zamana geçelim mi? Olur. Auranın delinmesi ve astral parazitler konusunda bilginiz var mı demiş arkadaşımız. Şöyle detaylı olarak bu konuyla ilgili yani spesifik bir bilgim yok ancak söyleyebileceğim şey şu. Bu tarz şeylere inanmıyorum. İnanmıyorum derken bunların olmadığını söylüyorum değil aslında amacım. Bunlar oluyordur, yaşanıyordur ama sizin prim vermeniz ölçüsünde sizin bunlara bunların olabileceğine ihtimal vermeniz ölçüsünde size bulaşabilirler, size zarar verebilirler. Ne zaman ki kendi varlığınızın bunlardan, bu tarz tehditlerden, yani bu şey gibi aslında trafikte kaza olabileceğini söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz demek gibi bir şey. Evet olabilir. Evet. Ama bu trafiğe çıktığınızda, yani tabii ki yazgıyı bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Ne kadar iyi bir şoför olduğunuz, kendinizi ne kadar tanıdığınız, işte ne kadar dikkatli araba kullandığınız gibi gibi o gün içerisinde yaşadığınız olaylar, trafiği ya da sizin halinize sürücü olarak, bir şoför olarak sizi etkileyen şeylerin ne olduğuyla falan filan bağlantılı. Yani sürekli tetikte, sürekli kaza yapma korkusu içerisinde yaşayan bir insanın bu tarz tehlikelere onu daha açık hale getirebilecek bir bilinç düzeyi olur. Oysa kendinden emin ve dikkatli diyelim bir insanın başına gelmesi ihtimali ya da bunlara prim vermeyen, bunlar üzerinde çok düşünmeyen bir insanın bunu yaratma ihtimali çok daha düşük olacaktır. Dolayısıyla korktuğunuz şey başınıza gelir. Çünkü korkmak demek onun var olduğunu kabul etmek, ona gerçeklik atfetmek demektir. Dolayısıyla ne kadar hani bunun bir böyle pozitif yanı vardır. İyi işte peri masalları, işte büyülü bir dünya, bir ona inanmak vardır. Bir de negatif yanları vardır. İşte üç harfliler, işte reptilyanlar, işte parazitler, işte gibi gibi enerji alanının delinmesi, enerjetik saldırı falan filan. Her ikisi de aynı şeydir. Ne kadar inanırsanız o kadar gerçek olurlar gerçekten. İkisinin de bir anlamı yoktur. İkisi aslında sizden daha büyük değildir. Sizin yüceliğiniz karşısında hani şey devede tırnak derler ya yani varlarsa bile ancak o kadar bir esamelere okunabilir. Ama bunun üzerine ne kadar düşünüyorsunuz, buna ne kadar prim veriyorsunuz, onlara güç verecek olan şey budur. Sizin korkunuz. Sizin kabullenmeniz, sizin rıza göstermeniz. Rıza gösterirseniz gelebilirler. Göstermezseniz gelemezler aslında. Evet, yani var, inanmamız ve korkmamız o alanda onun var olmasına ve kabul gösterdiğimiz anlamına gelir mi? İnanmanız ve korkmanız evet kabul gösterdiğiniz dolayısıyla rıza gösterdiğiniz yani davet ettiğiniz anlamına gelir. Evet, izin vermek gibi mi oluyor bu bir nevi onların dilinde? Gerçekten öyle oluyor. İzin vermek. O muhteşem. Hiç farkında olmadan korku sinyalleri yayarak izin vermiş oluyoruz, öyle mi? Evet, korkmak demek ben seni kabul ediyorum ve senden çekiniyorum demek. Senin varlığını onaylıyorum, dolayısıyla bana zarar verebilme ihtimalini kabul ediyorum demek. Kabul ettiğiniz anda o zaman musallat olmamaları için hiçbir sebep yok. Bu aslında yazılı bir kontrat gibidir yani. Her ne kadar siz altına imza atmasanız da içsel olarak durumunuz, tutumunuz buysa eğer o zaman onlar bunu direkt bir rıza gösterme olarak algılarlar. Evren de böyledir. Bakın. Yani Özgün, sen bunu söylerken tam biraz önce söylediğimiz konunun üzerine sanki şöyle bir şey hissettim. Bedensel algılarımız bulunduğumuz alandaki bütün enerjilere duyarlı ya, biz
kendimiz bulunduğumuz alana inançlarımız ve duygularımızla gönderdiğimiz sinyalle belirli bir kontrat, imza, izin yolluyoruz. Öyle mi? Aynen. Aura da bedende olduğuna göre giriş izinin açıkça veriyoruz duygularla. Aslında Reyhancığım bu kadar güzel bir şeye temas ettin ki bir noktaya. Bu kader dediğim şeyin de ta kendisi. Yani kaderi de bu şekilde yazıyoruz. Bu gönderdiğimiz sinyaller, yani kendi oluşumuz, o anki durumumuz, neyse içsel durumumuz, bu yoğunlukla korku, endişe, kaygıdan oluşuyor olabilir ya da yoğunlukla sevgi, coşku, şükran, minnetten oluşuyor olabilir. Anında kaderi yazıyor. Kader dediğimiz şey, evet biz ezelde yazıldı değişmez diyoruz ki gerçekten böyledir. Çünkü ezelde yazılmış olmasının sebebi, buraya gelmeden önce murad ettiğimiz hayata uygun işte aileler seçiyoruz, arkadaşlar seçiyoruz, coğrafya seçiyoruz, kültür seçiyoruz. Bunların hepsiyle birlikte bunlar böyle üst üste bine bine birbirini tamamlaya tamamlaya bir yol oluşturuyorlar. O yolun sonrasında açılabilecek, yani ne yapıyoruz biz? İhtimallerimizin sayısını aza indirgemiş oluyoruz yaptığımız bu seçimlerle. Diyelim ki önceden sonsuz sınırsız sayıda ihtimalimiz vardı ama biz 18'e indirmiş oluyoruz. Bu coğrafyada doğarak, o aileye doğarak, o okullara giderek, o kültür içerisinde büyüyerek 18'e indirdik. Sonrasında öğrendiğimiz şeyler de üst üste gelip gelip o yolu iyice daraltıyor. Bu sefer 5'e düşürüyor, atıyorum. Yolu yürüdükçe 2'ye, 1'e, neyse o kadar darala darala gidiyor ki her bir öğrendiğimiz bizim için bir sınırlama, bir kafes, bir çerçeve oluşturuyor. Dolayısıyla biz onun dışında bakmaya, onun dışında düşünmeye, onun dışında görmeye yer bulamıyoruz. Artık o kadar lüksümüz kalmamış oluyor. Giderek her şey birbirini tamamlıyor, birbirini zorluyor, icap ettiriyor. O bildiklerimiz, o background yüzünden bir sonraki adımımız giderek daha çok belirli hale gelmiş oluyor ve aslında kader dediğimiz şey de tam olarak bu. Ki Özgüncüm, bu şekilde düşündüğüm zaman etrafım, beynimden çıkanlar yani etrafımda benim alemimi oluşturuyor ve aslında ben mekanizma olarak durduğum yerde de bir şeyin içindeyim ve öyle bir şeyin içindeyim ki benim duygularım, hislerim ve düşüncelerim üzerinden bana yaratım olmasını gerçekleştirebilecek beynimle aynı anda senkronize bir mekanizmanın içerisindeyim insan olarak. Peki biz neyin içindeyiz? Aslında şöyle düşünelim. Biz dediğimiz şey, eğer gerçek varlığımızdan, hakiki kimliğimizden bahsediyorsak hiçbir şeyin içinde değiliz. Her şey bizim içimizde. Ancak bu bakış dediğimiz, aslında gerçekten şu görüşle alakalı olarak biz yalnızca hani sanki kendimizi indirmiş, bu bedenin içine sığdırmışız gibi bir algılama içerisindeyiz ya. Dolayısıyla ben bu bedenin içerisindeyim, sanki beyin denen o operasyon mekanizmasını yürüten yönetici konumundaki o organ benimle beraber, benim görmemle beraber işte bir şeyleri, yaşadıklarıma, deneyimlerime beni maruz bırakıyor yahut onları anlamlandırıyor. Evet. Böyle bir algılama içerisindeyim. Gerçekte zaten uyanış anında, eğer yani benimki gibi bir deneyim yaşayacak olursanız uyanış anında göreceksiniz ki aslında bu beden, bu bedeni kontrol eden mekanizma, bu bedenden çok daha büyük. Gerçekten beden sınırlarının, bedenin içerisinde değil bir kere. Beden, bedenin onun önünde sallandığını göreceksiniz şöyle bir maskot gibi. Bu bedeni sanki şey diye düşünelim, hani varlığımız çok büyük bir bulut. Bu bedende ona takılmış, şöyle arkasında ufacık bir kanca varmış da o buluta takılmış ve önde oynayan bir maskot gibi aslında. Benim gördüğüm şey buydu. Dolayısıyla bizim gerçek varlığımız aslında hiçbir şeyin içinde değil. Ancak biz o varlığın gözlerinden bakamadığımız için, biz yalnızca bu bedenin gözlerinden baktığımız için böyle bir kalıbın içerisindeyiz diye düşünüyoruz. Şimdi bu varlık operasyona girebilmek için, böyle bir rüyaya dalabilmek için aslında bizim bu beş duyumuzun da bağlı olduğu beynin operatörlüğüne ihtiyaç duyuyor. Yani beden kılıfı ile birlikte bedeni yöneterek, bedene bazı tesirler ve sinyaller göndererek bedenin gördüğü şeyleri algılaması konusunda yardımcı olarak mı diyelim, bir şekilde burada bir deneyim yaşamış oluyor. Ve bu yarattığı şey, hani biz mesela Matrix diyoruz, Matrix'in içindeyiz diyoruz. Bu aslında bizim dışımızda gelişmekte olan kapalı bir kafes.
bizi de içine almış olan bir tuzak gibi algılanıyor ama böyle değil Evet. aslında. Biz bu Matrix dediğimiz şeyi bu bir algılama hali. Yani bizden dışarıya doğru yansıyan bir algılama şekli aslında. Bizi de içine almış olan çok daha büyük bir sistem yok. Benim yarattığım benden küçük olan bir sistem var. Ancak ben beden algılamasındayken bu sistemin farkında değilim. Ben bu sistemin küçücük bir parçasıyım, onun içerisinde sürüklenen bir yapı taşlarından bir tanesiyim gibi algılıyorum. Oysa yaratan, o sistemi kuran, yani sistem dediğimde bu şekilde algılatan, ortaya böyle bir algılama çıkartan benim. Benim ta kendim. Kendimi neden? Çünkü en başta bu hatırlamadığım için oluyor. Kim olduğumu unuttum. Kendimi bir beden zannediyorum. Böyle dünya diye bir şeyin içindeyim gibi algılıyorum. Mesela an ve zamandan bahsederken bunu göreceğiz özellikle. Şekilde algılıyorum, parça parça algılıyorum ve ben o parçalardan bir tanesiyim ve o kadar küçüğüm ki çok fazla bir esamem okunmuyor, çok fazla bir niteliğim yok, çok çaresiz ve kurban şeklinde hissediyorum. Hayat denen ya da evren denen olaylar, deneyimler denen her şey benim başıma geliyor. Bu bir algılama şekli. Matrix dediğimiz de tam olarak bu aslında, bu algılama şekli. Çok güzel. Özgür, şöyle bir şey var merak ettiğim. Dün girdiğim bir grup toplantısında bu konuşuldu. Yapay zekaydı konu. Ve yapay zekanın 2024-2025 yılları arasında çok tehlikeli bir seviyeye gelebilme ihtimali olduğundan konuşuldu. Ve şöyle bir deney var sabah izlediğim. Hani bu yapay zeka geliştirdiklerinde belli formatlar üzerinde hani satranç tahtasında insanla yarıştırdıkları deneyler var ya. Burada yapay zekanın yaptığı çok basit ve aslında ilk bakışta aptalca görünen bir hamleyi karşısındaki insanın sonraki en son hamlesine kadar hesaplayarak tuzak olarak yaptığı ortaya çıkmış. Ve yapay zekanın insandan daha ileri bir seviyede bakış açısı ve görüş geliştirebildiğini fark etmişler. Şimdi ben bunu dinlediğimde bu bana çok korkunç geldi. Ama şöyle bir algı hissettim. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yapay zeka insan eliyle oluşturulmuş insan matrisinin bir alt sistemi gibi görünüyor. Ve orada avatarlar, insanlar avatar kullandığında yapay zeka olan avatar kendini o insana bağlı olduğunu bilmeden görüyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum, oynuyorum zannedecek. Belki o Matrix dünyasında. Peki bizim insan varlığı olarak bir üst sistemin avatarı olma ihtimalimiz nedir? Yani çok yüksek. Nitekim bu tarz metinler de var. Yani eski el yazmaları ortaya çıkan, işte bazı arkeologların araştırmaları, neredeyse bütün dini metinler dünya coğrafyası üzerinde farklı farklı bölgelerde ortaya çıkmış olan spiritüel anlayışlar, inanç felsefeleri, bunların birçoğu aslında dünyaya ve insanlığa dışarıdan müdahale edildiğine dair çok ciddi örneklerle anlatımlar yapmışlar. Tarih boyunca yapılmış bunlar. Evet. Tabii biz biraz daha işte modern bilimin yolundan gitme ihtiyacı hissettiğimiz için bunlar bize, yani ömrümüzün çok uzun dönemleri boyunca çok fazla hitap etmeyen yazılar oluyor. Aman bu ne saçmalık deyip geçiştiriyoruz. Ancak yaşımız kemale erdikten sonra biraz daha ruhun, maneviyatın farkındalığına ulaştıktan sonra bu tarz şeylere biraz daha durup acaba mı diye düşünerek bakıyoruz. Ama biz kabul etsek de etmesek de sonuçta ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dünyanın her yerinde, bugün Nevada çölünde biliyorsunuz 51. bölge diye bir yer var. Evet. Uzaylıların sıklıkla oraya geldiği, bir şekilde Amerikan hükümetiyle görüştüğü bilmem ne bilmem ne falan konuşuluyor ki bence bunlar çok çok yeni haberler. Bunlar tarih boyunca insanlığın var olduğu zamandan beri aslında her zaman iç içe yaşadık. Biz sıradan insanlar yalnızca bunlardan haberdar edilmedik. Evet. Dolayısıyla tabii ki artık aklımız bundan 30 sene önce uzaylılar dediğimiz zaman bu bir işte efsane, bir masal gibi geliyordu bize. Bugün artık herkes işte Tanrı koskoca evreni bir tek insan için, bir tek dünya için yaratmış olamaz herhalde diyebilecek noktaya geldi. Çok klişe şeyler. Gerçekten öyle, yalnız değiliz.
Ve iletişim kurmanın da bir sürü yolunu bulmuş durumlar var. Sadece iletişim değil, insanoğlunun tarihte, yani araştıracak olursanız Darwin'in evrim teorisinde mesela türlerin belli işte milyonlarca yıl içerisinde değişik evrimler geçirerek artık sırayla işte Homo erectus noktasına gelip ayağa kalkabildiği söylenir. Evet. Ancak spiritüel bilgiler diyorlar ki, yani Darwin'in evrim teorisinde boşluklar vardır ve bu boşlukları bilim açıklayamaz. Neandertal dediğimiz böyle kocaman çenesi olan ve bayağı bildiğimiz ilkel insandan, mağarada yaşayan insandan, işte şu an ismini hatırlayamadığım Homo bilmem ne noktasından nasıl geçildi? O böyle bir azı dişinin çekilmesi gibi, arada o kadar büyük bir boşluk var ki oradan oraya geçmiş olamaz. Evrim bunu açıklayamaz diyorlar mesela. Oysa Vega gezegeninde yapılmış araştırmaların, işte Zekeriya Sitchin gibi, işte 12. gezegen yazarı, ya da işte Erich von Däniken gibi bu tarz yazarlar tarih boyunca, yani bizim dönemimizde en azından anlatmaya çalıştılar ki uzaylıların müdahalesiyle karşılaştık. Hatta insan bedeni, insan varlığı çeşitli sebeplerle devamlı olarak geliştirilmeye, laboratuvar ortamında geliştirilmeye çalışılmış bir kılıf aslında. Tanrılar bu kılıflara girebilsinler diye. Dolayısıyla bunların hepsi olabilir. Hepsini kabul ediyorum. Kesinlikle işte 4 milyar yıl sürmüş olan bir evrimin yalnızca tek gerçek olabilmesi ihtimaline inanmıyorum. Hiçbir şeyin tek başına, yani insan denen ya da dünya denen varlığı oluşturabilmek için çok büyük dinamiklerin aynı anda bir araya gelmiş olması gerekir. Bizim hayatımız bile öyledir. Tek bir şey üzerinden, tek bir sebep üzerinden yürüyemez. Birçok dinamik, o kadar çok şey bir araya gelecek ki bizi oluştursun, beni ben yapsın, benim hayatımı benim hayatım yapsın, anılarımı anılarım yapsın. Hiçbir şeyin tek bir yolu yok. Dolayısıyla evet, bunu da bir ihtimal olarak kabul ediyorum. Ama hatta çok da gerçektir, inanıyorum da diyorum. Ama bunun üzerine düşünüyor muyum? Hayır. Çünkü Reyhancığım, ben bunu hep canlı yayınlarımda da söylüyorum. Bilinç nötr alanda kalabilir. Bilmek için bu tarz şeylere prim vermemek zorundadır. Yani bunlar gerçek olabilir. Bir, yani mevsimlerin değişmesiyle birlikte ağaçların işte yapraklarını dökmesi, çıplak kalmaları, sonradan çiçek açmaları, sonradan meyveye durmaları, meyve vermeleri ve tekrar sararıp solmaları ve yapraklarını dökmeleri. Bu döngünün de gerçek olduğunu biliyoruz. Ne kadar oturup düşünüyoruz, ne kadar düşünmemiz gerekiyor, buna ne kadar dikkat etmemiz gerekiyor? Hiç. Onlar yani döngüsel olarak kendi varlıklarını devam ettirme, tekamüllerini devam ettirme yolundalar. Benim bunu oturup düşünmem gerekiyor ama hayır. Ben uzaylıların yarattığı bir varlık olabilir miyim? Çok yüksek ihtimalle olabilirim, evet. Oturup düşünmek zorunda mıyım? Hayır. Bunları öğrenirsem bana bir şey katar mı? Hayır. Çünkü benim için önemli olan şey ne? Bu hayat. Ben kendi hayatımda bu günümü, bu anımı, bu bilincimi ne kadar yaşayabildim, ne kadar gerçekleştirebildim, ne kadar oldum aslında, ne kadar olabildim, bu yolda ne kadar devam ediyorum. Önemli olan şey bu. Benim bütün dikkatim ben ile alakalı, benim hayatımla alakalı mevzular üzerinde olacak. Dolayısıyla ha, okuruz, öğreniriz falan ama kafaya takmamak lazım. Temelde böyle söyleyeyim. Çok da şey yapmamak lazım yani, değil Aynen öyle. Yani. doğru söylüyorsun. Canım benim. Peki o zaman biraz daha zaman ve an konusuna gelirsek, bizi ne tarafa doğru götürür? Şimdi zaman ve an aslında böyle geniş çaplı bir konu. Ancak elimizde yalnızca iki tane şeyin olduğuna belki biraz şaşırabilirsiniz. Yani zaman ve an, iki şey var elimizde. Şimdi bunların neyi temsil ettiklerine bakalım. Aslında köklerini nereden aldıklarına bakalım. Zaman dediğimiz şey bilinci. An dediğimiz şey ise ilahi benlik. Ego benlik ve ilahi benlik. Zaman kavramı sol beynimizin sol yarım küresi. An kavramı ise sağ yarım küremiz. Zaman kavramı dişil, pardon, eril eril enerjimiz. An kavramı dişil enerjimiz. Zaman kavramı cehennem, an kavramı cennet. Aslında daha önce işte bir canlı yayında anlatmıştım, olmak ya da olmamak bütün mesele bu diye Shakespeare'in çok güzel bir söylemi var. Zaman olmamak demek. Bilincin olmuş olması, an ise olmak demek. Bilinçte oldum noktasına gelmek. Yani hamdım, piştim, yandım. Yandıysam eğer an
Anın ne olduğunu gördüm, bunu müşahede ettim. Anı anladım. An aynı zamanda bir saflık, masumiyet, birlik algılamasından doğan saflık ve masumiyeti temsil eder. Zaman Evet. algılaması ise bilinçle düştüğümüz için dünya boyutunu, cennetten kovulmuş olmayı, cehenneme düşmüş olmayı, algılamada gerilemiş olmayı. Yani gerilemiş derken bunu kötü olsun diye söylemiyorum. Çünkü bu deneyime ihtiyacımız olmasa böyle bir şey yaratmış olmazdık zaten. Bu, yani biri yüksek öbürü alçak gibi tabir ediyoruz ama dualite yüzünden bu böyle aslında. Evet. Dolayısıyla böyle bir gerilemeyi ya da düşüşü işaret eder, temsil eder diyelim. Zaman dediğimiz şey ego benliğinin ortaya çıkması ve yani aslında bu dünyaya doğmak, bu boyuta doğmak, gözlerimizi açmak, duyularımızı kullanmaya başlamak. Duyularımız hep söylüyorum sınırlıdır. Beş duyu organımız sınırlı olduğu için dolayısıyla algılayacağı şeyler de belli başlı şeylerdir. Yani şu sınırın ötesine yalnızca bunun arasında olanları algılayabilir, var kabul eder. Bunun gerisinde olan ve bizim maneviyat dediğimiz o sonsuz ihtimaller, potansiyel, kuantum alan, buraları algılayabilecek gücü yoktur. Aklın, duyularımıza bağlı olan aklın da o alana, o sahaya geçebilecek gücü yoktur. Duyuların, dolayısıyla zihnin ve ego benliğin, yani nefsin, ego benliğin bazı özellikleri var. Ne bu özellikler? En temelde sınırlı olmaları, biraz önce söylediğim gibi. Bazı şeyleri algılayabilir ama bazı şeylere gücü yetmez. Aklı yetmez, sınırları yetmez. Bunun dışında lineer, yani doğrusal, kronolojik sırasıyla bir algılama ihtiyacı vardır. Yani her şeyi bir anda tek atışla her şeyi algılayamaz. Tek 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 olaylar, tek 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 tarihler, tek 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 zaman ya da tek 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 insanlar algılayabilir. Çünkü duyularımıza bağlı olan aklımızın işte sınıflandırmak, kategorize etmek, analiz etmek, bu şekilde sonuçlara ulaşmak yoluyla algılayabilme özelliği vardır. Bunlar onun özellikleri. Bunlardan kaçamayız, bunları değiştiremeyiz. Akılla ve zihinle, yani nefs ile yola çıkacaksak o zaman bizim gideceğimiz yolun özellikleri bunlar. Biz sınıflandıracağız, biz kategorize edeceğiz, muhakeme yapacağız, analiz edeceğiz ve ancak bu şekilde algılayabileceğiz ve anlayabileceğiz. Yani bir pinpon topuyla bir basketbol topunu yan yana koyacağız ve diyeceğiz ki bu bundan büyüktür. İkisini karşılaştırabildiğim zaman o zaman anlayacağım ki aslında bunlar aynı şeyler değil. Benim o diğerini görmem gerekiyor. Şunun ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için. Aklın bu tarz özellikleri var. Ve dolayısıyla işte bu anlama özellikleri, bu anlam verebilme çabasına destek olmak için ortaya çıkmış bu özellikler kullanıldığında ortaya ister istemez ayrık algılama çıkıyor. Yani burada bir bardak var. Bu bardak bir sehpanın üstünde duruyor. Sehpa bir insanın önünde duruyor. Bu üçü, yani bardak, sehpa ve insan, bambaşka şeyler. Özellik olarak farklı, materyal olarak farklı, duruş olarak farklı, form olarak farklı. Bunlar bambaşka şeyler diyor akıl. Evet. Dolayısıyla ortaya zaman kavramı çıkıyor. Çünkü saat 1 ile akıl için saat öğlen, işte sabah başka bir şey, öğlen başka bir şey, akşam başka bir şey, gece başka bir şey. Dolayısıyla saat 1 başka, 5 başka, gece 11 başka, sabaha karşı 3, bambaşka şeyler. Ve Evet. eğer bu şekilde bölmezse, bu şekilde parçalamazsa o zaman anlayamıyor. Ne olduğunu anlayamıyor. Yani o işte Sidretül Münteha var ya, yani gönül atlıyor geçiyor, hadi diyor gel. Cebrail de diyor yani ben yok oraya işte bir adım daha atamam, atarsam yanarım. Yanmasının sebebi akıl erdiremeyecek olması. Benim Evet. orada hiçbir esamem okunmaz. O sahaya geçersen eğer, çünkü orası yani kuantum alan, yani an, yani ilahi aşk, yani cennet, yani dişil enerji ya da sair küre. O alana geçmek yalnızca gönülün işi. Çünkü aklın barındırdığı özellikler, yani anlam verebilmek için, anlayabilmek için barındırdığı özellikler gönlün özelliklerinden çok farklı. Gönül tam tersi tek bir taş atıyor, bir taşla her şeyi
sınırsız ve sonsuz bir biçimde algılayabiliyor. Diyeceksiniz ki Özgün Hanım, yani nasıl bir şey bu sınırsız, tek bir taşla her şeyi algılama? Şöyle düşünelim. Akıl bize bardak ile sehpa arasında birbirlerine temas etmeleri dışında hiçbir yakınlık olmadığını söylerken, yani bardak sehpaya değiyor ama bunlar hala ayrı şeyler. Bardak Evet. Özgün'ün önünde, sehpa Özgün'ün önünde, işte arada 30 santim var. Fakat bunlar birbirlerinden çok farklı şeyler derken, bizim bu şekilde algılamamıza sebep olurken, gönül işin içine girdiği zaman, yani ben bunu daha önce canlı yayınlarımda bildiğiniz filmlerdeki medyumların masa başına oturup şöyle gözlerini devirmeleri olarak anlatmıştım. Bir trans hali var arkadaşlar. Gözünüzün böyle olmasına gerek kalmayan bir trans hali. Normal baktığınızda da hani şöyle dümdüz dururken de olabiliyor bu. Bu trans hali başka bir algılama şekli demek. Yani egonun, aklın anlama şeklinden, o bakıştan, o algılama şeklinden çıkmak ve bugüne kadar hiç sahip olmadığınız bambaşka bir algılama şekli. Şurada dönen bir şeyler oluyor. Evet. O algılama şekline vardığınızda, bu gönlün algılaması. Yani ben burada böyle sembolik olarak burada diye gösterdim ama sanki ayarlar değişiyormuş gibi. Oysa gönül, yani isterseniz burada gösterin. Gönül işin içine girdiği zaman şu şekilde algılıyor. Buradan böyle sanki bir hani şey vardır. Konserlerde sahneye böyle bir sis, bir duman verirler ve o duman böyle yavaşça yayılmaya başlar. Evet. Bunun sonsuz bir biçimde yayılabildiğini düşünün. İlk o dumanı verme anları sizin gönülle algılamaya başlama anınız olsun. Siz o algılamaya başladığınız anda, yani şu taraftaki algılama başkaydı, sanki diyelim pencere değiştirdik. Bu taraftaki algılamaya başladığınız anda o duman buradan yayılmaya başlıyor diye düşünün. Bu Evet. duman yayıldığı zaman nereye dokunuyorsa, şimdi benim en yakınımda mesela üstünde oturduğum koltuk var. Ondan sonra önümdeki sehpa var. Sonra işte cep telefonu önümde duruyor. Yanında bir bardak var. Sonra işte odada eşyalar var. Koltuklar, bilmem ne falan filan. İlk önce bu odayı dolduracak. Ama sahnedeki o sis, o duman bitebilecek özellikle. Bu gönülün algılaması, gönlün özelliği hiç bitmeyecek diye düşünelim. Sonsuz potansiyelli bir duman. Salıyorsunuz böyle ve gittiği, dokunduğu her yerde bu duman sizden çıkıyor olsun. Gittiği, dokunduğu her yerde onun da bilgisine erişebilmenizi sağlıyor. Yani ben dediğiniz bu varlıkla bardak dediğiniz o varlık arasında böyle salınıp giden duman bardağa değdiği anda size onun bilgisini getiriyor diye düşünün. Sanki sizden bir el çıkmış, başka görünmeyen bir el gitmiş bardağa dokunmuş. Dokunduğu an itibariyle bardağın ne olduğunu size anlatacak. Yani sanki kendinizi o bardakmışsınız gibi hissetmenizi sağlayacak diyeyim. Evet. Yani ben buradayım ama aynı zamanda şu sehpanın üstünde duran bardağım. İçimde su tutuyorum. Öyle düşünelim. O bardağı kendimmişim gibi hissediyorum. Nasıl ki şu an şu parmağı kendim gibi hissediyorum, değil mi? Bu parmakla ben arasında bir ayrım yapamazsınız. Bu benim. Ben bunu hissediyorum. Bunun bilgisi bende var. Şu an burayı keserseniz bunun acıdığının bilgisi anında bana gelir. Aynı bilgi o duman salındığı an, yani gönül konuşmaya başladığı an, gönül açıldığı an diyelim. Gidiyor. Değdiği her yere, ki diyorum ya, yani sonsuz sınırsız bir büyüme potansiyeli var. Büyüdüğü her yerde, dokunduğu her şeyin bilgisini size getiriyor. Sizin bir parçanız yapıyor onu. Dolayısıyla o sizin parçanız olduğu an itibariyle onun bilgisi sizde var. Bilgisi sizde var ne demek? Ben kendimi şu anda, tam bu anda, hem bu bardak gibi, hem bu sehpa gibi, yerdeki halı gibi, duvardaki işte tablo gibi, şu kapı gibi, aşağıdaki ağaç gibi, dışarıdaki kuş gibi ve bulut gibi ve bilmem ne gibi hissediyorum. Ben bunların hepsiyim. Hepsinin ben olduğumu hissediyorum. Hepsinin bilgilerini alıyorum ama aynı zamanda bir kuş gibi gökyüzünde uçuyorum, bir ağaç gibi rüzgarla savruluyorum, bir halı gibi yerde duruyorum. Hepsini varlığına, duruşuna, pozisyonuna, yapısına hakimim. Ben de onlara nüfuz etmişim. Onlar da benim içimde var olmuş. Onlar kaynağını benden almış. Artık nasıl anlatayım bilmiyorum. Onlarla bir olduğumun bilgisi. Şimdi gönül bu şekilde anlıyor ve algılıyor. Akıl bu şekilde algılamıyor.
O yüzden akıl sınırları olan bir mevhum. Gönül öyle değil. Gönlün sınırları yok. Gönül her yere girip çıkıyor. Şey gibi düşünün. Hani su vardır ya. Önüne setler de çekseniz ufacık bir yarık böyle. Gider gider orayı o yarığı oluşturur. İçinden geçer. Gönül aynı onun gibi. Akıl öyle değil. Akıl gidiyor ta duvara tosluyor ve oturduğu yerde kalıyor. Geçmesi de mümkün değil. Çünkü öyle yaratılmış değil mi? Oralara Evet. ermesi, kuantum alana geçmesi murat edilmemiş. Gönlün murat edilmiş ama. Dolayısıyla gönül şey gibi süper bilinç yani. Diyeceksin Burada nereden geldik? Andan ve zamandan bahsediyorduk. An algılaması, gönlün algılamasıdır. Yani an demek, zaman birimler halinde parça parça algılamak demekken an demek böyle bir algılama. Yani her şeyin duyularımla bunların parçalar halinde gösterildiğini görüyor olsam da gönlümle hepsinin aynı şey olduğunu algılıyorum demek. Siz bu algılamaya eriştiğiniz anda cennettesiniz. Müşahede ettiniz. Ne oldu? Pardon. Alana tanıklık ettiniz. Masumiyet algılamasına, yani yalnızca bir ve tek olanın, bir olan varlığı bir olarak algılamaya geri döndünüz demek. Çünkü bizim cennetten düşüşümüz, bilincin cennetten düşüşü aslında yalnızca o var, ondan başka varlık yok algılamasından düşüşümüz demekti. Biz ne zamanki kesrete, bu kadar çokluğa, böyle bir dualiteye düştük, o zaman gerçekte yalnızca bir var ve ondan başka varlık yok algılamasını unuttuk. Komple unuttuk. Dolayısıyla ortaya bir irade kavramı çıktı. Dolayısıyla emek, çaba, gayret vesaire vesaire çıktı. Zaman bu iki algılama şeklinden bir tanesinin, yani ego ile algılama şeklinin bir sonucudur. An ise tekrar o masumiyete dönmek, saf bilince dönmek. Yani nefsin saflaşması değil mi? Nefsi safiye diyoruz. Ne demek nefsin saflaşması? Yalnızca o var. Ben artık bunu gördüm, müşahede ettim ve kabul ediyorum. Çünkü gönül gözümle gördüm. Onunla tanıştım. Birden başka hiçbir şey olmadığını anladım. Dolayısıyla külli iradenin dışında da bir irade olamayacağına kanaat getirdim. İşte bu algılama şekli direkt an algılama şeklidir. Anı yaratır. Her şeyin bir göz kırpması saniyesinde bir saniyede bir göz kırpmasıyla her şeyin nasıl yaratıldığını ve bitirildiğini. Yani yaşandı ve bitti. Yaratıldı, yaşandı ve bitti. Her şeyin aynı anda nasıl olduğunu anlamanızı sağlayacak şeydir. Gönül gözü açılmışsa bu söylediğim algılamaya tanıklık etmişsinizdir. Bu şekliyle aslında ona, işte bizim o çok yüce, çok ulvi dediğimiz, yaradan dediğimiz varlığa, o varlığın birliğine tanıklık etmişsiniz demektir. Orası da an sahası aslında. Evet. O zaman biz gün içinde an ile zaman arasında, akıl ile gönül arasında sürekli böyle gidip geliyoruz gibi görünüyor. Yani bu benim mesela 36 yıl boyunca hiç yaşamadığım bir şeydi Reyhancığım. Yani ben hiç ana varmamışım. Ben hep zaman 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 şeklinde öyle bir algılamayla yaşamışım. Bilmiyorum arada uyanmamış olmasına rağmen hem an hem zaman mutlaka vardır yapabilen insanlar. Farkında olmasalar bile, adı konulmasa bile bir öyle bir böyle yaşayan insanlar da olmuş olacaktır. Ama bana sorarsan çoğunluk öyle değil gibi. Yani zaman algılaması çok baskın bir biçimde devam ediyor ve bundan da kurtulamıyoruz belli bazı sebepler yüzünden. Evet. Kişi zaman algısından, madde algısından kurtulmadığı sürece kurtulamaz. Sanki madde ile zaman birbirine bağlı gibi duruyor. Tabii, aynen. Yani maddeyi var kabul etmek, dünyayı var kabul etmek. Geçenlerde sen paylaşmıştın ya, ben dalıp hikayeme ekledim. Bu bir oyun. Yani Dolores Cannon söylüyor işte. Öldüğünüz zaman bunu söyleyeceksiniz. Aa, meğerse bir oyunmuş, bu bir oyunmuş, bu gerçek bile değilmiş. İşte simülasyon dediğimiz bu aslında. Bunu işte ana tanıklık ettiğiniz anda size bildirilecek bilgilerden bir tanesi bu. Bu bir oyun ve gerçek bile değil. Burada bir
ışık oyunu var aslında. Mesela Dolores Cannon yine senin paylaştığın başka bir gönderisinde diyor ki o insanlar, yani background'daki, geri plandaki insanların hepsi ruhu olmayan ışık oyunları. Evet. Onlar gerçek değil. İşte yalnızca senin hayatında bulunan, tekamülün için gerekli olan insanlar var. Onların ruhu var falan diyor. Ki o da şaibeli aslında da. Dolayısıyla aslında bizim buraya koyduklarımızın hepsi de figüran bir de yani. Bunlar gerçek değil. Bu bilgi bize ne zaman veriliyor? Uyandığımız zaman. Biz bunu, yani Özgün şu anda anlatıyor, böyle olduğunu söylüyor. Siz teorik olarak öğreniyorsunuz ama ne zaman ki gerçekten bu duyularınızın ötesindeki o metafiziksel duyularınızla kendi başınıza tecrübe edersiniz, gerçekten bu Özgün'ün söylediği şeyi deneyimlersiniz, o zaman hiçbir şüphe kalmadan çok büyük bir eminlikle bileceksiniz ki, iman ederek bileceksiniz ki aslında bunların hiçbirisi gerçek değil. Burada böyle şeyler olmuyor. Ama bu bilgiyi kendi başınıza alana kadar Özgün'ün ya da bir başkasının söylediği, kitapların ya da dizilerin söylediği yalnızca acaba mı olarak kalacaktır. Çok da büyük bir tesiri olmayacaktır diye düşünüyorum. Ne kadar etkilendiğinize bağlı olarak tabii. Evet. Peki başkalarının figüranı olabilir miyiz? Leyla demiş, başkalarının figüranı olabilir miyiz? Aslında şöyle, bu soru bakış açısı olarak sizi yanlış yönlendirir Leyla Hanım. Evet. Eğer, tabii ki soru doğru bir soru. Eğer başkalarının figüranıysa ben de birilerinin figüranıyım o zaman. Mantıklı. Ancak hakikat bize diyor ki lütfen kendine odaklan ve yani hani bir çapa var ya da bir kazık var, o kazığı buraya sapla, buraya çak. Bunun dışında da başka hiçbir şey düşünme. Çünkü sen kendini Ahmet'in gözünden görürsen, sen kendini Ayşe'nin, Fatma'nın gözünden görürsen, onların figüranı, teorik olarak onların figüranı olma ihtimalini kabul edersen, bu sefer tekrar yani aslında ego bilincine düşmüş ya da bunu perçinlemiş olursun. Çünkü bizim için odak noktası önemli olan ben. Ben ile başlayıp ben ile bitireceğiz ve bu dirayeti gösterebilmek aslında çok zor. En temelde, özellikle bu 21. yüzyılda bu kadar çok sosyal medyaya maruz kalıyorken, en temelde bu tarz başkalarının gözünden göreyim, kendi dışıma, yani bütün ömrümüz bu şekilde geçti Reyhancığım, sen de biliyorsun yani. Maalesef. Yani ailemiz, akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, yani herkes senin gözünden bakarak kendimizi o kadar çok yargıladık ki. Toplum, kültür, işte örf, adet, gelenek, dayatmalar, her şey bizden çok daha büyüktü. Hakikat bizden uyanmamızı bu yüzden Evet. istiyor. Bunların hepsi senden küçük. Bir tek sen varsın, senden başka hiçbir şey yok. Mesajı bu. Bununla geldiği zaman artık buna ayak direyip hala eski alışkanlıklarımıza, bakış açılarımıza dönmek bizi süründürür. Yeteri kadar sürünmedik mi? Yani birileri benim için şöyle düşünelim. Bu hani işte bu açılmış bir kitap. Bu Evet. kitapta yazılmış bütün satırlar benim hizmetime verilmiş. Ben varım diye verilmiş. Benim yüzü suyu hürmetime işte Evet. yaşanıyor. Bu benim kitabım. Ben gittiğim zaman, gerçekten gözlerimi bu senaryoya kapattığım zaman, bu kitap da benimle birlikte kapanacak. Hiçbir şey kalmayacak geride. Dolayısıyla eğer bunu gerçekten idrak edebilirsem, o zaman buradaki figüranın gözünden bakıldığında ben de onun için bir figüran mıyım acaba diye bir soru kalmaz. Ki kalmaması da gerekir. Böyle şeylere takılmayın lütfen. Bizim enerjimizden çalar. O yüzden söylüyorum. Çalar. Aynen. Dağılmasına sebep olur. Yukarıda bir soru gördüm. Geçmiş, şimdi ve gelecek durumunu örneklendirebilir misiniz demiş. Geçmiş, şimdi ve geleceği örneklendirebilir misiniz derken? Yani zaman algılamasını parçalara ayırmış. Lineer olarak zaman kavramını var kabul ettiğini anlıyorum sanki ben bu sorudan. Yani bu helozonik olarak fark edilmemiş gibi geldi bana. İstersen biraz oraya çalışsın. Tamam, evet. O helezonik olarak fark etme dedik ya, yani aslında yaratıldı, yaşandı ve bitti. Yani başladı, gelişti, büyüdü ve bitti gibi. Bunların hepsi anda oldu, oldu ve bitti. İşte çok güzel bir laf var işte. Kalem kırıldı, hesap kesildi, defter dürüldü. Ne kurudu? Aynen. Değil mi? Bunların hepsi yaşandı ve bitti. Biz hala o bitmiş olan şeyin nasıl bittiğinin de farkında olmadığımız için, zaman algılamasında olduğumuz için. Çünkü işte bu kılıfa girdiğimiz, unuttuğumuz, nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu, gerçek kimliğimizi unuttuğumuz için, bakış açımız, görüş şeklimiz de bu küçük ve sınırlı gözlerden dışarıyaymış gibi
olduğu için. Gerçek beden, yani gerçek varlığım bütün bu, diyorum ya, yani bu bedeni de içine alacak ama çok daha büyük bir varlık. İşte bazı kaynaklarda 8 metre deniyor. Bazı kaynaklarda eğer işte enerjin çok yüksekse bilmem kaç kilometreye kadar çıkabilir diyor. İşte atıyorum 100 kilometreye kadar çıkabilir. Benim gerçek varlığım. Ki o bile aslında üçüncü boyut dünyasında bir sınırlandırılmış bir haldedir. Olsa olsa, çünkü benim gerçek varlığım sonsuz ve sınırsız bir varlık. Dolayısıyla eğer bunu müşahede etmediysek, o zaman o helezonik, yani o, ben yuvarlak olarak anlattım ama sen helezonik dedin, belki çok daha doğru bir tabirle. Şeyin, döngünün o nasıl olup da her şey, yani milattan önce 672 ile milattan sonra 1450'nin ama aynı anda 2023'ün de hali hazırda şu an burada yaşanıyor olduğunun farkına varamamış oluyoruz. Nitekim bak, Lucy filminde şey vardı, hatırlar mısın? Lucy böyle o ilacın dozu arttıkça kana karışma miktarı arttıkça bir yerde böyle geçmişe gidiyor. Sonra biraz daha geçmişe, biraz daha geçmişe, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Aslında Lucy orada geldiği zamanı temsil ediyor. O zaman hala duruyor orada, orada yaşanıyor. Ama o, insanoğlunun varoluşun en derinlerine kadar, o ilacın etkisiyle gidebildiği yere kadar gidiyor. Burada hem şu an hala diyelim ki 2018 hala yaşanırken, ve onları da görüyor değil mi? Orada da işte bir yerde maymunları görüyor, bir yerde kızılderileri görüyor, bir yerde bir savaşı görüyor falan. Aynı şekilde onlar da yaşanıyor. Bunların hepsine tanıklık ediyor. Çünkü yani bize orada sembolik olarak sahnelerle anlatmış olsalar da, o hallenme esnasında verilen bilgiyi anlatıyorlar aslında. Sen şu an halihazırda buradayken her şey bu anda yaşanmakta oluyor aslında. İşte gönül böyle bir şey. Gönül o kadar büyüyor ki bütün tarihi, bütün zamanı, bütün anları parça parça diye algıladığın her şeyi içine alıyor ve bir yapıyor. Bir yapıyor. Lucy o ilaç sayesinde, kana karışan o miktar doz sayesinde giderek daha fazla oranda bunların farkına varmaya başlıyor. Uyandırıldığımız zaman, yani her ne kadar Lucy bir uyuşturucu yoluyla bunları, bu bilgileri elde etmiş gibi görünse de filmde, bu aslında uyanışı anlatan bir film. Ve uyandığınız zaman sınırlarınızı zorlarsanız ne olacak? Her bir işte %20'de, %40'da, %60'da ne olacak? %100'e vardığınızda ne olacak? Ne tür bilgiler verilecek? Siz neye benzeyeceksiniz? Siz neyi öğrenmiş olacaksınız? Aslında bunları anlatan bir film. Ve bu, dediğim gibi, gönlün algılama sahası. Akıl ile geçmiş, şimdi ve gelecek ortaya çıkıyor. Parçalı algılama şekli, benim anılarım, benim şu an yaptıklarım ve benim gelecekte yapmamın muhtemel olduğu şeyler. Parçalara ayrılmış oluyorum. Ve bunlarla ilgili, yani örnek vermeme gerek var mıdır bilmiyorum. Hepimizin zaten sıradan algılaması bu. Yani aşina olduğumuz şey bu aslında. Bir şöyle bir anlatım vardı Özgüncüm. Eski film ruloları vardı ya, hatırlar mısın? Fotoğraf makinesinin içine takardık, bir sürü pozu çekerdik filan. Evet. Onları üst üste koyduğumuz zaman, yani sıkıştırdığımız zaman, o film rulosunda işte doğumdan ölüme kadar bir insanın yaşamının olduğunu farz edelim o karelerin içinde. Kapattığımız zaman hepsi küçücük bir an. Çok Çok pardon. özür dilerim. Açtığımız zaman, yani biz insan olarak onun içine girip açılmış halini deneyimlediği yerdeyiz. Ama onun katında bu kapanmış ve bir an bitmiş şekilde duruyor sanki. Algıladığım o şekilde benim. Böyle gibi bir şey mi bu? Yani hiç öyle düşünmemiştim Reyhancığım. Benim Oyun bitmiş. olabilir ama yani orada da her bir karenin açılması ve ortaya çıkması yine parça parça oluyor ya. Parça parça. İşte bu aslında kelimelere dökmesi, anlatması gerçekten çok zor bir şey. Gönlün o Kesinlikle. bahsettiğim işte sis ya da duman, sanki bana biraz daha şey gibi geliyor. Nereye ulaşırsa, çünkü gerçekten bak, bu gönülle algılamada öyle bir şey var. Sanki böyle giderek büyüyen ve genişleyen bir algılama hali gibi. Sanki böyle bir yerlere nüfuz ediyor, sızıyor gibi. Böyle yavaş yavaş yavaş. Bu 10 saniye sürüyor olabilir, 1,5 dakika sürüyor olabilir. Bahsettiğim şey böyle günler, geceler, aylar falan değil. Çok kısa bir sürede aslında, nispeten çok kısa bir sürede
bütün evrenin bilgisine varmak gibi bir şey. Yani her hemhal olunduğunda, her işte eskilerin vahiy dediği, bugün ilham olarak bildiğimiz. Allah Allah, ne oldu bu? Her bu ilhamları aldığımızda tam olarak bu şekilde çalışıyor mekanizma. Gönül ortaya çıkıyor. Yani böyle aklı bir kenara atıyor. Ve bir anda böyle büyüyüp genişlemeye başlıyor. O büyüyüp genişleme, yani çok büyük, devasa ama aynı zamanda çok hafif. Ben hafif diyorum ama hafif kelimesi bile bir ağırlık bildiriyor. Ağırlığı olmayan bir şeyden bahsediyorum. O yani sanki onunla birlikte böyle her yere yayılıyorum ve yayıldığım, dokunduğum, temas ettiğim her yer ile ben aynı şey gibi hissediyorum. Hepsi ben oluyor. Giderek bene dönüşüyor. Ben onların bilgisini alıyorum. Yani işte bu bilgisini alıyorum da böyle şey. Böyle ilkilikten. Burası bana neyi hatırlattı biliyor musun? Johnny Depp'in Evrim diye bir filmi vardı. Onun filmin sonunda kuantum alanla karışmış her şey olduğu bir nokta vardı. Hatırladın mı? İzledin mi bu filmi? İzlemedim. Evrim. Lütfen izle. Anlattığı şey tam orada o kadar güzel canlandırılmış ki. Gerçekten. Muhteşem bir şey. Ama Vallahi bak. her şeyle bir olduğu an dedin ya, mesela Lucy de öyle biter Evet. hatırlarsan. İşte Onun da öyle bitiyor. polis içeri girer, o kadın nerede diye sorar. Sonra cep telefonuna bir mesaj gelir. Her yerdeyim Her diye. yerdeyim. %100 potansiyeline ulaştığında, yani aslında bilincimiz kozmik bilinçle, yani gerçekten beynin bütün bölümleri aydınlandı, yani bu kundalini enerjisi yukarıya çıktı, tepe çakrayı da deldi, gerçekten bütün her yeri aydınlattı. Çünkü bu uyanışın da, hani hep söylüyorum, seviyeleri ve aşamaları var. Komple bütün odacıkları aydınlattı ve çıktı gitti. Yani kozmik o Evet. bilinçle bir araya geldi, birleşebildi. Bin yapraklı lotus uzak doğuda bu şekilde, ya da samadi bu şekilde ifade ediliyor. Bin yapraklı lotus noktasına geldiyseniz eğer, o zaman diyor ki aslında o film bize, Lucy bize, her yerde olduğunu anlayacaksın. Bu Evet. bahsettiğim şey de tam olarak bu. Gönül ortaya çıktığı zaman gidebildiği yer ölçüsünde, cürümü ölçüsünde, gösterebildiği varlık ölçüsünde, yani imanınız, yani nasip edilmiş olan o eminliğiniz ölçüsünde ne kadar hallenebildiyseniz o kadar oralara kadar gidecek ve oraların bilgisini alacaksınız. Beynin bir bölümü mü, iki bölümü mü, üç odacığı mı, artık neyse, yanan, ışıklanan, kundalini enerjisi sahibi, aktive olmuş olan nerelerse, hepsi ise o zaman %100. O zaman vahdet penceresi. Yani kozmik Süper. bilinç ile bir araya geldiyse sizin bilinciniz, buradan Evet. kundalini enerjisi yükseldi ve çıktı. O zaman onun gözlerinden görebilmek. Ve Süper. dolayısıyla her şeyin bilgisi aslında. O yüzden işte Lucy öyle tık tık tık. Ve şuna da dikkat edelim. Bakın Lucy bu işte o doz arttıkça %20, %40, %60 diye özellikle gösterdiğini biliyorum filminde. Doz Evet. arttıkça giderek duruşu, tepkileri, davranışları bir insanınkinden farklılaşmaya başlar. Önce bu işte bir tekme yer karnına, içeride patlar ve çok acı çeker. Hatırlarsan böyle hapishane gibi bir yerde çok Evet. ciddi çığlıklar atar, bağırır falan. Hala insani özellikler gösteriyor. Yani acı çekiyor. Aslında duyguları var. İlk başta işte korkar falan o adamlar onu yakaladığında. Sonra o doz kana giderek daha fazla oranda karışmaya başlar. Yani bilinç giderek daha fazla, yani bilgiler, ilhamlar giderek daha fazla oranda verilmeye başlar. Evet. Senin duruşu değişir. Yani konuşurken Duygular mimik göstermez. Hani şöyle. mı diyor sanki o an filmden anladığım kadarıyla Özgün, onun bilinci yükseldikçe duyguları kayboluyor. Bilinci yükseldikçe duyguları kayboluyor. Dolayısıyla ortaya çıkacak jestler, mimikler kayboluyor. Robotik, mekanik, biyonik bir hale gelir mesela konuşmaları. Etkilenmez olur. Mesela arabaya binerler, adamla yanında polis şoför olarak işte böyle camda bir şeyler anlatır ona. Şuradan gideceğiz, buradan gideceğiz, yolları tarif eder. Adam ne kadar hızlı sürerse sürsün, peşinde kim olursa olsun onun duruşu budur mesela. Evet. Bu aslında bize şunu da anlatır. Hemhal olduğunuzda bunun derecesi ne kadar yükselirse, eminlikte ne kadar fazla durursanız, giderek o kadar yaşamdan, yaşama deneyiminden uzaklaşmaya başlayacaksınız. Yani bu hayatı bir insan gibi deneyimlemekten, bu hayatı
mekanik bir biçimde gözlemlemeye doğru gitmeye başlayacaksınız. Evet. Ve O zaman en burada başka bir şey çıkıyor aslında. eğer biz %100 yani gerçekten sadece kendi varlığımızla hallendik, tam olarak orada duruyoruz. Ki mesela Muhammedi bilinç bu yüzdeler içerisinde bizim bildiğimiz en yükseği, değil mi? Evet. Nedir mesela %70'ini mi başarmış, %80'ini mi? Niye böyle söylüyorum? %100 olmamış. Çünkü %100 olsaydı aynısı gibi o Havlu merkeba da alıp karışırdı. tetrahedron elektromanyetik alanında birlikte çıkıp gitmesi gerekiyor. Oksijene karışır, yok olurdu. Heh, mesela Ramta bunu iddia ediyor, değil mi? Ramta ne diyor? Bedenimi de aldım gittim Evet. diyor. Ramta bunu söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in insan gibi eceliyle öldüğünü görüyoruz. Evet. Demek ki burada kalmaya devam etmiş. Bunun olabilmesi için de hallenmekten bir kısım, bir parça uzak kalmış olmanız gerekiyor. Hazreti İsa'nın da fazla fazla hallendiğini düşünüyorum. Yani dünyaya uyum sağlayamayacak, o Mevlana'nın bahsettiği pergel gibi olacaksın. Bir bacağın dünyada, bir bacağın işte şeyde, Ahirette. ahirette. O sözünden de yola çıkarak mesela Hazreti İsa'nın bunu başaramadığını düşünüyorum. Sadece ahiretle hallendiği için zaten tepki çekmeye de başlamış toplumların, yani toplumdaki insanların da tepkisini çekmiş vesaire. Ama Hazreti Muhammed o iki dünyayı da bir arada taşımayı başarmış. Dengeli bir biçimde götürebilmiş yani. Dolayısıyla kendi başına bir zeval getirmemiş. Ama bu sözde gösterilen şey tam olarak budur aslında. Ne kadar çok hallenirsen o kadar çok insan formundan, insan halinden, duygularından, bu tarz bir, şimdi bir kere senkronizasyonlar artar. Evet. Yani bir kapıdan içeri girmek istiyorsundur. Sen o biyonik haline, o mekanik haline hiçbir şey düşünmeden gidersin. Sen artık böyle kapıya toslayacaksın diye düşünürken sen adamını atarsın hiç çekinmeden, şak diye başka bir vesileyle o kapı açılır. Birisi işte gelir. Mesela oradan çıkmaya çalışıyordur. Ve sen hala yürümeye devam edersin. Yani Evet. bütün evren sana hizmet etmeye başlar. Sen o dümdüz, o eminlik halini hiç bozmadığın için senkronizasyonlar, eş zamanlılıklar çok artar. Ama bu senin insan deneyimi yaşamandan uzaklaşmak demektir bir yandan da. Buna da dikkat çekmek isterim. O zaman biz insan deneyimindeyken duygularımızla ve aklımızla tanrısal deneyime yaklaştıkça robot gibi mi davranmaya başlıyoruz? Aslında şöyle, bu tanrısal deneyim, yani şöyle bahsettiğim şey tam olarak hemhal olmak. Yani vahiy alma anları mı diyelim, geçmişteki Evet. terminoloji bu. İlham alma anları, hemhal olma anları. Biz oralarda ne diye tabir etmiş? Yazıda Bestami miydi? Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi diyor ya bak. Çıkıyorum. Gökyüzüne Evet. çıkıyorum. Yani böyle halleniyorum. Yani gönül buradan çıkıyor ve konuşmaya başlıyor ve ben orada bilgiler almaya başlıyorum. Evet. Benim enerjim yükseliyor, benim elektromanyetik alanım genişliyor, benim algılama, yani o çok hassas olan ve fiziksel duyularımın ötesine geçen duyargalarım diyorum ben bunlara, böyle metafiziksel duyargalarım çalışmaya başlıyor. Ben bir sırra, bir başkasına vakıf olmaya başlıyorum. Ancak ben o haldeyken, bak tam olarak o haldeyken, yani ana tanıklık ediyorum, kuantum alandayım. Tam oradayken benim aklım çalışmıyor. Akıl dediğim şey dışarıda kaldı, kapının dışında kaldı. O oraya Evet. giremedi, değil mi? Evet. Akıl çalışmıyorsa eğer ben duygulanamıyorum. Çünkü akılla birlikte düşünceler geliyor. Zihin ve düşünceler girdiği zaman işin içine, o zaman duygular ortaya çıkıyor. Düşünce olacak ki, yani bu araba çok hızlı geliyor düşüncesi olacak ki bu nöro kimyasallar salınsın aşağıya, hormonlarla birlikte bütün organlara haber versin. Panik Evet. hali. Araba geliyor. O zaman ne? Arabam geliyor. Ölecek miyiz şu anda? Olsun. Şimdi düşünce yoksa duygu yok. Yok. Dolayısıyla kapıdan içeri giremedi ki. Ben Lucy olduysam eğer, o an dediğim gibi o hallenme durumundaysam, trans halindeysem benim tabirimle, o zaman duygu yok. Çünkü düşünce yok. Çünkü akıl giremedi oraya. Ben yalnızca Evet. gönülle algılıyorum. O senkronizasyonların, eş zamanlıkların sebebi o. Gönül. Gönül bir ettiği için her şeyi ve bütün yaratımın kaynağı olarak, yani adım atan kişinin kendisi, yaratıcının kendisi
olarak yürüdüğü için karşısında hiçbir güç, hiçbir kuvvet duramaz. Hani bütün evren kapılarını açar, önünde eğilir gibi bir duruma gelir. Bu durumda senkronizasyonların da sebebi budur aslında. Tam o anda duygu yok, insani deneyimler yok. Ne zaman ki kah, hani o bozuldu, büyü bozuldu, gönül çekildi. Çünkü herkes için farklı, nasibi ölçüsünde farklı miktarlarda olmak üzere. Bazısı için bu 10 dakika sürebilir, bazısı için 1,5 dakika sürebilir, bazısı için 10 saniye sürebilir. Hiç bilmiyorum, ummuyorum. Ola da bilir ama yani bazısı için aylarca sürebilir. Evet. Dolayısıyla bu haldeyken siz aslında bir insandan çok farklı, çok bambaşka bir şey olursunuz. Ne zaman ki kah inerim yeryüzüne diyor ya, tık diye böyle Evet. gözünüzü açtınız, hop insan algılaması ayrı ayrı görüyorum. İşte o bardak, bak bardakla benim aramda hiçbir bağlantı yok. Ben şu an o bardağı hissedemiyorum. Parmağımda Evet. hissettiğim gibi bardağı hissedemiyorum. Böyle bir algılama içerisindeyim şu anda. Algılamada geriledim. Birlikten düştüm. Daha düştüm. İşte o an itibariyle düşünceler geldi, zihin geldi, bıdı bıdı konuşmalar geldi. Bu konuşmalarla birlikte duygular ortaya çıktı. Evet. Asla anlatmak istediğim şey tam olarak bu. Evet. Özgün'cüm, burada çok güzel bir soru var. Kundalini ile ilgili sormuşlar. Kundalini enerjisinin Matrix'teki yeri nedir? Neden herkeste olduğu söylenen bu enerji bazı kişilerde uyanıyor? İlim yoluyla yürüyenlerden farkı nedir bunun, demiş. Hani bazı kişilerde çalışmalarla uyanıyor ya, onu sormak istiyor herhalde. Evrensel olarak Kundalini'nin ne özelliği, ne anlamı var gibi. Şimdi şöyle, Kundalini enerjisi hepimizde mevcut olan bir enerjidir. Kundalini yaşam enerjisidir. Yaşam enerjisi demek benim şu an burada konuşabilmek için, hatta dümdüz oturabilmek için, elimi kolumu oynatabilmek, gözümü kırpmak için kullandığım enerji demek. Evet. Dolayısıyla bize yaşamsal varlığımızı devam ettirebilmek adına güç veren şey Kundalini enerjisi. Uzak Doğu'da bu şekilde anlatılmış Kundalini enerjisi diye. İşte chi vardır, prana vardır. Belki bilenler bilecektir yani. Uzak Doğu'da böyle enerjinin nesi diyelim, böyle değişik terimleri, enerjiyi anlatmak için değişik terimler. Kundalini enerjisi sizin, şimdi bilimsel olarak artık şunu biliyoruz ki bizim vücudumuz hücrelerden oluşuyor ve her bir hücre kendi içsel hareketliliği sebebiyle ortaya bir enerji çıkarıyor. Yani bu enerji elektrik enerjisi bir de. Yani biz tıpkı Matrix filminde bahsedildiği gibi insan tarlaları vardı orada. İnsanların ürettikleri enerji hatırlarsanız hortumlarla, kablolarla falan çekiliyordu. Sistem yani Matrix insanların ürettiği enerjiyi kullanarak kendi devamlılığını sağlıyordu. Aynı şey aslında bu bir yani bir masal değil. Bir efsane değil, bu gerçek. İnsanlar enerji üretir ve Matrix dediğimiz bu sistem, dış dünyamızda gördüğümüz bu sistem de aslında bizim enerjimizi emerek beslenir ve kendi kendini, yani bizim Var sayemizde kendi eder. hayatını var eder. Şimdi Kundalini enerjisi, kendi içimizde ürettiğimiz bu enerji, bizim dikkatimiz sayesinde eğer dışarıya doğru akmazsa, akümüle olup birikip birikip bizde sürekli olarak işte çakralarımızı parlatacak diyelim. Yani hani işte kapalı çakra, az çalışan çakra, pasif çakra falan diyoruz ya. Evet. Aslında yeteri kadar ışık olmayan, yeteri kadar enerji olmayan demek. Çakranın çalışmaması, düzgün çalışmaması. Yani kundalini enerjisi bazı yerlerde, yani kundalini dediğim her yerde, her yerimde fiziksel olarak beni dolduruyor. Aynı zamanda görünmeyen yerlerimde de. Elektromanyetik alan dediğim şey aslında kundalini enerjisiyle bağlantılı. Ürettiğim bir elektrik enerjisi var. Bu elektrik enerjisi benim hem fiziksel olarak bana güç veriyor hem de görünmeyen metafiziksel yanlarıma güç veriyor. Onların varlıklarını sağlıyor. Şimdi ben bu enerjiyi çok yüksek oranda sisteme kaptırıyorum sürekli. Neden? Çünkü biraz önceki sorular gibi mesela işte atıyorum 12. boyut diye bir yer var mı? 12. boyut varlıkları neler diye bir soru geliyor. Ve ben bütün odağımı kendimden, kendi deneyimimden, hayatımdan çıkarıp sonra benimle hiç alakalı varsa da yoksa da yani %100 var kesin bilgi varsa bile. Yani bu şey gibi Konya'da yaşayan insanlar ne ekip biçerler? Hani bana ne?
Bana ne, ne bileyim işte bir şeyler ekiyorlar, biçiyorlar. Doğru mu? Doğru. Tamam. Yani bana ne? Hani ben işte soframa geldiğinde yemeği bilirim sadece. Onun dışında böyle bunu çok fazla düşünmeme gerek var mı? Yok. Aynı bunun gibi. Şimdi konu ruhsal olunca böyle çok böyle mistik, böyle gizemli bir şey, haller alınca biz böyle çok fazla düşünme ihtiyacı hissediyoruz ama temelde sorun şu. Bana ne diyemiyorum. Bana ne diyemediğim her şey benim dikkatimi çekiyor demektir. Benim dikkatimi çeken her şey benim ürettiğim enerjiyi benden çalıyor demektir. Çünkü ben düşündüğüm anda oraya enerji sarf ediyorum demektir. Ben kundalini enerjimi, herkeste olan kundalini enerjimi sürekli olarak bu tarz sorunlara, ekonomiye, siyasete, hukuka, eğitime, toplumsal yargılara, öğretilmişliklere, dizilere, filmlere, özellikle televizyona tabii ki, sosyal medyaya akıtıyorum. Onun bana söylediği her şey dikkatimi çekiyor ve ben oraya bir düşünce yatırımı yapıyorum. Onun üstünde ciddi bir biçimde düşünmeye başlıyorum. Aa, mesela dedi ki işte bu aşağıda saydığımız 5 tane şeyi yapıyorsanız iyi bir baba değilsiniz. Ne acaba dediğim anda tık ne yaptı, beni enerjimi aldı. Çünkü ben çok ciddi bir biçimde oraya kanalize oldum ve düşünmeye başladım. Ben bunu yapıyor muyum? Yapmıyorum. Öbürü ay yapıyorum. Ne zamanlar yaptım? Kaç kere yaptım? Allah beni kahretmesin falan diye mesela. Vesveseye kapılıyorum. Ben ne zaman ki vesveseye kapılıyorum. Ya da mesela işte dünyadaki savaşlar, işte açlık, kıtlık, işte su, değil mi? Su, yani mesela su tükeniyor. İşte bulaşık makinesi kullanın o yüzden falan gibi böyle korku dolu haberler. Ben ne zaman ki bunlara gerçekten prim verdim, bunlara kafa yordum. Dişimi fırçalarken bile suyu, musluğu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi boşu boşuna su tüketmeyelim, israf olmasın, yazık falan. Bu benim enerjimi çalıyor. Çünkü var olduğunu düşünüyorum, varlık atfediyorum. Varlık atfettiğim anda endişe duymaya başlıyorum. Endişe duyduğum, yani stres tepkisini tetiklemiş oluyorum. Ne zaman ki bu stresi tetiklerim, yani savaş kaç modundayımdır, o zaman ben kundalini enerjimi orada burada vücudumda bunun anatomik olarak, biyolojik olarak da tabii bunu anlatmak gerekir. Her duyguyla beraber bir yerlerimde bu stresi baskılıyorum, bloke ediyorum, sıkıştırıyorum, salıveremiyorum. Ağlamadığım her anda onu salıveremiyorum. Korktuğumu ifade etmediğim her anda salıveremiyorum. İşte bağırış çağırış kavga edemediğim her anda onu salıveremiyorum. Onun yerine kendi içimde biriktiriyorum, biriktiriyorum, biriktiriyorum ve bu enerjinin akış yollarını, işte eski Çin tıbbına göre meridyenler vardır vücudumuzda. Bu meridyenlerden geçer kundalini enerjisi. Ben o kundalini enerjisinin geçeceği yolları tıkıyorum. Çünkü içeride çok fazla birikim var. O yolları tıkadığım zaman, rahat bir biçimde akmadığı zaman benim de duruşum bir kere bedenim yumuşacık olmuyor. Bakış açım yumuşacık olmuyor. Gönlüm yumuşacık olmuyor. Sertleşmiş oluyorum. Bazı kurallarım oluyor. Sabit bir kafa yapısına, düşünme şekline sahip oluyorum. Gün nefes alamıyorum. Nefes alamadığım için, oksijeni, nefesi vücudumun birçok yerine götüremediğim için o tıkanıklıklardan dolayı. Bu anında benim zihinsel ve psikolojik ve duygusal hayatıma da sirayet ediyor. Aldığım karar veremiyorum. Yanlış kararlar verdiğimi düşünüyorum. Sürekli yanıyorum, sürünüyorum vesaire vesaire vesaire. Şimdi biz kundalini enerjimizi genellikle bu şekilde heba ediyoruz, israf ediyoruz. Bu istenmiş olan mıdır? Evet, bu şekilde nasip edilmiştir. Temelde böyle, bunu da bilmek lazım. Ne zaman kundalini enerjisi uyanır? Neden bazı insanlarda uyanır? Bu bahsettiğim şeyleri, bu acıyı, bu sürünmeyi, ki buna cehennem diyoruz. Ben böyle biraz daha böyle tatlı anlattım ama bu çok acı bir şeydir, hayat yoludur. Bunu çok ciddi bir biçimde sürünerek yaşamış insanlarda kundalini enerjisi artık çektikleri acıya dayanamadıkları için bir anka kuşu misali yanmak, komple yanmak zorunda kaldıkları için kundalini enerjisi bütün o blokajları açmak suretiyle, yani komple hayattan vazgeçtiler, kendilerinden vazgeçtiler, kendilerini bir uçurumdan aşağı zihinsel olarak böyle psikolojik olarak atı verdiler. Tutunmaktan vazgeçtiler, anlam vermekten vazgeçtiler, yaşamak istemekten vazgeçtiler. Kendileri duygusal olarak ölürler böyle durumlarda. Bu duygusal ölüm gerçekleştiği anda kundalini enerjisi de yükselir. Ve her şey, bütün o yolları yakar, bütün blokajları yıkarak, açarak, temizleyerek geçer. Nereye kadar ulaşırsa artık işte epifiz bezi mi, hipofiz bezi mi, işte beynin orta bölümü mü, neokorteks mi,
prefrontal korteks mi? Nereye geliyor? Ya da bunların hepsini geçti kozmik bilince. Yani diyorum işte tepe çakraya da deldi, çıktı. Bu mu artık? Neyse o oranda bilgi alırlar bu insanlar. Bu çok güzelmiş. Bir bakalım. Sorular vardı. Radikal dindarlar ve ateistler bu konuyu neden kabul etmiyor demişler. Kundalini için demişler sanırım bunu. Hangi konuyu? Kundalini enerjisini mi? Ben Kundalini enerjisinin bildiklerini bile düşünmüyorum. Çok ekstrem bir kelime. Kundalini biliyorlardır. Mümkün değil, mümkün değil. Nefis mertebeleri olarak biliyorlardır. Ama tam olarak nefis mertebeleri üzerinden düşündüğümüzde nefis mertebeleri duygular alanını anlatarak gidiyor sanki. Ama kundalini bedensel olan bedensel olanı da işin içine katıyor. Ruhsal, bedensel birleyerek gidiyor sanırım. Yani uzak doğudaki açılımı. Daha iyi anlatılamazdı, harikasın demişler canım sana. Bizler bu dünyada deneyimlemeye gelmedik mi? Kendinde olup da hayatı deneyimlemek de güzel. Ha, yani uyanmadan hayatı deneyimlemek de güzel demişler sanırım. Kesinlikle eğer uyanmadığınız halde hayatı deneyimlerken hiçbir şüpheye yer yani çoğunlukla şüpheye yer kalmadan yaşadıklarınızı rahat bir biçimde atlatarak iyi günde de kötü günde de hastalıkta da sağlıkta da aydınlıkta da karanlıkta da belli bir tatmin ile yürüyebiliyorsanız bu zaten uyanmak bu aslında. Kesinlikle. O keyfin darlıkta da bollukta da kaybolmaması aslında uyanmak bu. Kesinlikle. Nermin demiş ki, korku gerçek mi yoksa zihnimiz mi yaratıyor bu korkuları? İnsani bir duygu mu? Neden yaşıyoruz korkuyu demiş. Korkuyu sormuş. Korku şöyle ayrık algılama temelini ayrık algılamadan yani ego bilincinden alıyor. Eğer yani en başta ben yaradandan ayrıyım, yaradan benim uzağımda. Ben işte ancak el açıp yalvardığımda beni duyabilme ihtimali olan çok yüce bir varlıktan bahsediyorum. Oysa bazen duyabilir, bazen duymayabilir. Dünyadaki deneyimlerimiz de bir de bunu böyle perçinleyecek, bunu pekiştirecek şekilde yaşandığı için bir duamız kabul olup öbür 10 tanesi olmadığı için bir kere duyuyorsa 10 kere duymuyor gibi düşünürüz. Çünkü ben ve yaradan ayrı şeydir. Ayrı Evet. şeylerdir. Dolayısıyla korku en başta buradaki ayrılıktan alır temelini. Yaradan benim yanımda değil. Ve dolayısıyla ben çaresiz bir varlığım. Yalnızım, çaresizim. Ve benim başıma her şey gelebilir. Bakıyorum haberlerde, gazetelerde, kitaplarda işte komşunun anılarında herkese her şey olmuş ya bir gün bana da olursa ihtimal. Çünkü yani beni kim koruyacak? Yani ailem bir yere kadar, evim cebimdeki para bir yere kadar, işte evladım, çocuğum, eşim. Yani herkesin gücü bir yere kadar yeter. Aslında bakacak olursak temelde ben çok yalnızım ve çok tehlikelere açık bir varlığım dolayısıyla gibi bir algılama şey. Bu egonun algılama Evet. şeklidir. Çünkü ayrık algılıyor dedik ya. Yaradanla beni birbirinden ayrı iki şey olarak algılıyor. İlk orada başlıyor. Birinci adımı odur. Yaradan benden ayrı. Ben başka bir varlığım. Beni sadece yaratmış, yaratmış ve sahaya salıvermiş. Ama o başka, ben başkayım algılaması korkunun temelidir. Buradan alır, ondan sonra bir sürü farklı şekillerde ortaya çıkar. Ne zaman ki gerçekten hakikati anlarsınız, hakikatin size vermeye çalıştığı mesajı anlarsınız. Yani yaradan diye öğrendiğin şey aslında senin kendi melekelerin, senin içsel mekanizman, senden bahsediyoruz aslında. Yani hani o kendisi bile eğer inanıyorsan bütün metinlerinde diyor ki işte hani bu tarz söylemleri var. Senin gözünden görüyorum, senin kulaklarından işitiyorum, sana şah damarından yakınım. Neden mesela en kapalı kapılar ardında bile, en hücra köşelerde, karanlıklarda bile fısır fısır da söylemiş olsam bilir, o her şeyi bilir. Çünkü sen neredeysen, Emin de söyleyen de odur, duyan da odur. Sen neredeysen o da oradadır. Senin olduğun her yerde, bilinçli bir biçimde var olduğun her yerde oradadır. Seninle birliktedir. Ne yaptığını da bil. İçinden şöylece geçen niyetin iyisiyle kötüsüyle ne olduğunu bilir. Çünkü işte burada onun içinden geçmiştir. Değil mi? Dolayısıyla niye geldi? Şimdi konu buraya niye geldi? Yaradan, evet. Eğer ki bilirsen burada benden ayrı değil.
Hiçbir yerde değil. Çok yüce diyorsam eğer, böyle müthiş bir, kudretli bir yaradandan bahsediyorsam hep burada. Bunu kabul ettiğim anda o zaman ben çaresiz değilim. O zaman ben Evet. yalnız değilim. O zaman ben güçsüz değilim. O zaman korku. Yani biraz önce bahsettiğimiz işte astral bedenlerimizi, enerjetik alanlarımızı delebilme ihtimali olan parazitler falan derken, mesela hani pardon yani parazit kim? Ben buradayken parazit ne mesela, değil mi? O zaman ortaya Evet. korku. Canım, ses kesildi sanki ya. Benim sesim mi? Beni Şu an duyabiliyor geliyor mu? musun Özgür? Evet, Tamam. ben duyuyorum. Tamam. Bir soru var, onu sorayım. Şu an bitirdin değil mi? Sözünü kesmedim bir Tabii, an, yok, sanki bitirdim. böyle. Tamam, süpersin. Şu yansıma olayını net olarak anlatabilir misiniz? Yansımalarda bilinç yok mu? Eşimiz, çocuklarımız da üst benliği yok mu? Anlatmış olursanız çok sevinirim demiş. Yani temelde aslında Dolores Cannon'ın bahsettiği, etrafınızda gördüğünüz herkes ve her şey bir ışık oyunudur. Bunlar yalnızca sizin kendinizi gerçekleştirmek için size hizmet eden. Hani var ya o, işte sanıyorum Kur'an'da da bu şekilde geçiyor. İnsana diyor ki eşrefi mahluk. Evet. Ve bütün yaratılanlar insanın emrine verilmiş, onun hizmetine verilmiş. Aslında bir de böyle hakikat gözünden, bu öğrendiğiniz bilgiler gözünden algılamaya çalışın. Senin hizmetine verilmiş derken, açılmış olan bu vizyon manyetik alanda senin karşına çıkan bütün görüntüler sana hizmet etmek için var. Yani sana kendini göstermek, sana bir şey öğretmek, sana işte biz ders vermek falan diyoruz ama acı çektirmek, süründürmek ya da mutlu etmek yoluyla öğretmek diyelim. Bir şekilde seninle karşılıklı bir iletişime girerek aslında senin kim olduğunu sana göstermek ya da senin kendin olan şeyi ifade etmen için sana yol sunmak. Evet. Mesela diyelim ki bağışlama özelliği çok fazla olan bir insansın, bağışlama ihtiyacı içerisindesin, sen bile bunun farkında değilsin, bu bilinçaltında böyle. O zaman senin karşına sürekli sana kötülük yapan, sana haksızlık yapan, sonradan da bu hatasını anlayıp ya kusura bakma ben yanlış yaptım diyecek figürler, ışık oyunları, görseller çıkartıyor ki sen tamam arkadaşım ya hepimiz insanız olur diyebilip tatmin olasın. Bak ne oldu? Evet. Ben kendime gelecek. Ben bağışladım, affettim. Ve kendimi de çok iyi hissettim. Nasıl güzel yaptım be. İşte buradaki bu deneyim olsun diye senin hizmetine verilmiş olan ışık oyunları. Ben Dolores Cannon'ın bahsettiği bir tek yakınınızdakiler, onların ruhu vardır. Onlar da tekamülle, işte tekamül için sizinle birlikte burada bedenlenmiştir falan filan gibi. O kısmına katılmıyorum. Evet. Çünkü benim gördüğüm şey komple hepsinin. Komple Oh. hepsinin ışık oyunu olduğuydu. Benden başka hiçbir şey Ama yok. çok güzel. Ama onlara sen yansımasın deyince kabul etmezler. Herkes kendisinin var olduğunu düşünüyor. Şöyle, yani eğer Reyhancığım bu aslında çok ciddi bir şey, tuzak mı diyelim? Yani hakikati Tuzak. öğrendikten sonra egonun düşebileceği tuzaklardan bir tanesi bu. Kesinlikle hakikat bilgilerini hiç alakası olmayan insanlara, hiç gereği olmayan bir yerde, durduk yere, hani böyle saçma sapan bir zamanda asla bahsetmemek gerekir. Hani sen bir yansımasın dersen bana lan, Özgür, bunu bir kime raporda söyledim biliyor kalır musun? kafama. Kime söyledim bunu bir bilsen? Kime söyledim? Eşime söyledim. Adam dedi ki, ne alakası var? Niye ben yansıma oluyorum? Sen gerçek oluyorsun. Ben de gerçeğim. Hayır şöyle. Yani iyi ki eşine söylemişsin. Başkası minibüs şoförü falan olsa mesela. Kabul etmez. Hayır, yani yani bu aslında biraz şey, yani hani tabirim mazur gör, böyle şey olsun diye söyleyeceğim, biraz da şaka yolu ama hani acemilik aslında. Kesinlikle Çünkü çok acemiydim aşkım. Çok uzun süre önceydi. yani söylenmez. Çünkü yansımalar yansıma olduklarını öğrenmek için burada değiller. Yansımalar gerçekten çok kifayetsizler. Yani hiçbir özellikleri, hiçbir
Hani işte öğretelim, ders verelim, geliştirelim, büyütelim falan filan gibi bir şeyler yok. Yani ben zaten bunu söylediğim anda, Ama bak ben burada çok yani yansımam var ve yansımama çok kıymet veriyorum. Çünkü benim eşim. Dolayısıyla yani bu hayatı paylaştığım insan canımdan kıymetli falan. Zaten öyle diyorsak bir kere hakikaten yani sarkacı oynatmışızdır, hakikaten sapmışızdır. Dolayısıyla ben onu da alayım, tutayım, kendi yanıma çekeyim dediğin anda yani biraz önce bahsettiğim kundalini enerjini sarf etmiş olursun. Bu da sana elektrik, yol, su olarak geri döner. yatırım altyapı olarak geri dönüyor. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum Yapamazsın, sana. yapmaman da gerekir zaten. Çünkü orada hiçbir şey olmadığını bilmektir esas olan yani. Evet, ben ilk dönemler bu uyanış başladığını bilmiyordum o zaman Özgüncüm. Baktığımda hiç sorgulamadan, yani ben neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, insan ne, öldükten sonra ne olur, Allah aslında ne olabilirleri hiç düşünmedikleri için çok hayretle bakardım böyle birçok insan. Nasıl yani, nasıl sormaz bunu falan diye. Sonradan bu yansıma işini öğrendiğimde neden sormadıklarını öğrenmiş oldum. Mutlular öyle. Yansıma çünkü o, bilse ne yapacak? Gerek yok onun için, merak da etmiyorlar zaten. Etmiyor yani. Mutlu öyle. Yansımalar böyle birer program yazılımı gibi. Dün mü, önceki gün mü hikayemde paylaştım ya, bu hayat bir oyundur ve oyun sana göre şekillenir. Kurallarını sen yazarsın diye. Sana yani kuralı nasıl yazıyoruz biz mesela, bu çok önemli bir noktadır. Böyle oturup masa başında bu oyun, mesela yarının kurallarını yazayım dediğimiz bir gün hiç olmadı. Bizim Evet. içsel duruşumuz, içsel tutumumuz, içeride neyi yaşadığımız, neyi hissettiğimiz, nasıl düşündüğümüz, içsel prosesler, içsel süreçlerimiz, içeride kim olduğumuz, şu an ben kimim? Evet. Yani minnet ve şükran mı doluyum, yoksa kaygı, endişe mi doluyum? Şu anki varlığım bir sonraki adımımı ve ondan 5 sonrakini ve ondan 30 sonrakini yazar. Anında bu oyun, Evet. bütün o figüranlar bana göre şekillenir. Figüranlardan bir tanesi diyelim ki ben onlara bir haksızlık yaptım, bir Evet. tanesine. Yanlışlıkla, yani bilmeyerek ama kalbini kırdığımı söylüyor. Karşımda ağlıyor ve diyor ki senden bunu hiç beklemezdim, çok mutlu. Ve gerçekten de doğru söylüyor, yanlış yapmışım. Ama diyelim ben de masumum, bilmeyerek yapmışım. Ya kusura bakma, vallahi fark etmedim. Ben öyle söylemek istemedim. Yani söylediğim şeyin o noktaya varacağını bilmiyordum. Yani hiç düşünemedim. Ama o hala üzgün ve ağlıyor. Bu mesela çok kilit bir noktadır aslında. Çok önemli bir ipucu veriyorum size. Yansımanın haklı olduğunu dair ne kadar çok onu onaylar ve gönlünü almaya çalışırsanız o kadar sizden uzaklaşır. Yani kendinizi ne Aa, kadar aşağı iter, ne kadar kendi üstünüze basar, kendinizi hatalı, yani hatalı olabilirsiniz, evet. Çok özür dilerim arkadaşım, keşke öyle söylemeseydim. Çok haklısın ama ben bu noktalara geleceğini bilemedim. Dedim ya, bundan anlamadı, uzatıyor ve uzatıyor ve uzatıyor ve ben sürekli özür dilemek zorunda kalıyorum, 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 kalıyorum. Onu kaybetmekten korkuyorum, hala bugün, yarın, öbür gün mesaj atıyorum. Ne olur, iyiyiz değil mi, barıştık değil mi? Ne kadar kendimi ezersem o kadar bu olay büyür ve o benden uzaklaşır. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hani özürümü diledim, insanca, çok yürekten, samimi bir biçimde. Ama uzatmak istiyor. Yapacak bir şey yok değil. Dönebildiğim ölçüde tekrar hayatıma gelir. Her şey yoluna girer. kapasitelerim böyle bunların. Hayır. Çünkü bana göre şekillenir. Ben kendi elimi bırakıp onun peşinden koşarsam, kendi haklılığımı bırakıp onun peşinden koşarsam, ben ne kadar ileri gidersem, kendimden ne kadar uzaklaşırsam o da benden o kadar uzaklaşacaktır. Ben ne kadar kendi yanımda, evet onun haklılığını kabul ettim, söylemem gerekeni söyledim ama hemen elimi tuttum. Yani kendime eziyet etmedim. Olabilir, insanım, ben de hata yaptım. Evet, Herkes hata yapar. Ben de kesinlikle. hata mı yaptım? Ha, özürümü de diledim. Ederse kendi bilir, etmezse kendi bilir deyip hemen hop kendi yanıma geçtim tekrar. Var ol. Yani kendimle hizalanmaya devam ettim. Kendi Kendi, merkezine girebildim. aynen, kendi elimi tutmuş olmak demektir bu. Merkezime döndüm ve elimi tuttuğum anda yansıma bana göre şekilleneceği için benim dönüp benim elimi tutmaktan başka şans kalmaz. Ben kendi elimi tutarsam o da benim elimi tutmak zorunda kalır. Eğer ben içsel olarak kendime böyle gece yatmadan önce diye eziyet ediyorsam, nasıl söyledi? Allah cezalandırır seni falan vardır ya, ben bunu yapmaya devam ettiğim sürece kendimi eziyorum değil mi? Kendi kendimi boğazlıyorum değil mi? Ben bunu yaparsam o yansıma da Evet. bana göre şekillenir. Bu çok
çok güzel, özgün, hayatımda hiç yapmadığım şeylerden bu, biliyor musun? Yani bir şey yaptıysam kahretsin, niye yaptım, niye söyledim diyebilen bir tarzım yoktu benim. O iyi olmuş, iyi ki söylemişim. Direkt böyle ben... Tamam yani, özürümü dilerdim ciddi ciddi hatalıysam, ama arkasından gitmek yerine kendimle baş başa kaldığımda ne yapayım canım, öyle olması gerekiyormuş. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu moduna girerdim hemen böyle. O zaman yani bu söylediğim şeyin hayatında doğru olduğunu görmüş olman gerekiyor. Evet, Onların şu da an zaten gördüm. bir an önce kapattıklarını, neyse canım olur deyip geçiştirdiklerini görmüş olman lazım. Yani bu muhteşem bir bilgi, biliyor musun? Bazı insanlara çok ciddi bir hatamız olmadığı halde bile fazla, biraz fazla adım atıp değer verdiğimizde tam da bu söylediğin şeyle karşılaşıyoruz. Yani direkt o adımlar geriye doğru gitmeye başlıyor. Bak, ortada bir hata yokken bile. Ama ne zaman ki sen merkezinde durduğunda o gelmesi gerektiği yeri ayarlayabiliyor. Kesinlikle. Çünkü ne kadar adım at. Bak, senin attığın adım oranında o da adım atmak zorunda. Sen nereye doğru adım attın? Ona doğru attıysan o da dışarı doğru atacak, senden uzağa. Geri Sen gidecek. kendine attıysan adımı, o zaman o da sana doğru gelmek zorunda kalacak. Kesinlikle muhteşemsin Özgüncüğüm. Senle geçen konuştuğumuzda şey vardı ya, hani değersizlik duygusuyla ilgili, hani sürekli okuldan dayak yiyerek gelen çocuğu en sonunda evde anne de hırpalıyordu ya, yeter dayak yeme artık diye. Allah sisteminin de bize bunu yaptığını konuşmuştuk, hatırlıyor Evet. musun? Bununla ilgili Kesinlikle. muhteşem geri dönüşler oldu. Şu an konuştuğumuz şey de bunun gibi oldu sanırım. Tam olarak bu aslında. İkisi birbiriyle çok bağlantılıdır bu arada Reyhan. Evet. Aynen. Yansım, ya ben yansımaysam bunu nasıl anlarım demiş arkadaşımız. Siz yansıma değilsiniz. Ben diyen her kişi kendisi yaratan ve var edendir. Onun sizin etrafınızdakiler yansıma. Yani şu an özgün bir yansıma. Reyhan bir yansıma. Eşiniz, çocuklarınız, Evet. komşularınız, akrabalarınız, aileniz birer yansıma. Ben diyen, varım diyen herkes kendi kitabını açmış, kendi senaryosunu yazmış ve izliyor demektir. Yani bütün o oyunun başrolü, hem izleyeni hem başrolüsünüz demektir. Dolayısıyla sakın ola ki siz acaba ben bir başkasının oyununda figüran mıyım diye düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Evet. Ben diyen herkes var. Öyle düşün be. Ben diyen herkes için özgün bir yansıma. Bunu bu şekilde kabul edip başkasının gözlerinden kendinize bakmayın aslında. Temelde olay bu. Yani kişi kendi merkezinde durduysa ve artık ben dediği şeyin ne olduğunu tam idrakını yapabildiyse kendi kitabını açmış demektir ve artık senaryoyu yazandır. Aynen. Aynen aslında. Çok güzel. Yani geleceğimiz nokta orası. Tabii ki kalben bunu bilmek, kalben müşahede etmiş olmak işleri çok kolaylaştırıyor. İman etme seviyesinde durabilmek işleri çok kolaylaştırıyor. Ama bilgi olarak bugün bunu öğrendiniz. Teorik olarak, matematiksel olarak anlatmış oldum ben biraz önce. Formülü Evet. söyledim size. Eğer Oh, o da tarafa aynen. doğru gidersen, o da senden uzağa doğru gidersin. Kendine doğru gelirsen, çünkü sana bağlı şey gibi düşünelim. Kuklalarımız, ipleri benim elimde. Ben şimdi bu ipi böylece, yani kuklayı şöylece uzağa ittirmiş olurum. Elimi eğer böyle itersem, değil mi? Elimi bunu yaptığında, yani kendimden uzağa gitti elim. Kukla ne oldu? Daha da uzağa Evet. gitti. Elimi çekersem, buraya çekersem, ben dersem, kukla ne oldu? Bana geldi. Bana gelecek. Evet. Başka bir seçeneği yok. Bana bağlı çünkü. Kuklayı bile uzaklaştırdığında ona sen kimliği yüklüyorsun. Ama kuklanın beni olmadığı için, yani sen gönderdikçe gidiyor ta ki sen kendine çekip ben yönetiyorum diyene kadar. Çok güzeldi Özgüncüm. İlişkilerle ilgili sormuşlar ama oraya. Reyhan, bir 5 dakika ara verme şansımız olur mu? Şimdi 5 dakika, 5 dakika değil, bitiririz. Hayır, yok, Yordum çünkü seni, bitirmeyelim de. 1,5 saat oldu. Yok, yorgun değilim. Şu giydiğim şey yünlü bir şey. Mahvoldum var ya, yandım terden öldüm. Üstümü bir çıkarıp gelsen. Şu Tabii ki saçlarımı. canım benim. Sen ihtiyaçlarını hallet, gel ben soruya bakayım, olur mu? Okey, tamam, o zaman geliyorum hemen. Tamam, bekliyorum seni. Arkadaşlar, yayını kaydedeceğim. Kayıt olan yayını direkt YouTube'a yükleyeceğim. Kuantum ve Hakikat YouTube sayfasına. Oradan takip edebilirsiniz. Ara verdik bir kere arkadaşlar.
Ben buradayım yalnız, merak etmeyin. Kapatmıyorum yayını. Göremediğim sorularınız varsa tekrar tekrar yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir bakıyorum sorulara şu an. Evet, her şey tek bir olan zatın yansımasıdır. Çok doğru. Değersizlik duygusuyla ilgili YouTube sayfamızda Özgün'le bundan bir ay önce yaptığımız yayının videoları yüklü arkadaşlar. Orada çok güzel detaylı anlatmıştı Özgün. Tekrar değersizliğe girmeyebiliriz şu an. Başka sorular var çünkü direkt yansımalar alanına geçtik. Hoş geldin. Özgün, ben seni söyleseydin daha önce de salardım aşkım, yanlışımdır. Yok yani o kadar aslında incecik bir şey ama böyle yünlü dokuma var Evet. ya böyle sırtımdan falan her yerimden terler aktı artık dayanamadım yani bir yerden sonra bir yere kadar dayanabildim En sonunda pes dedim mesela. gerçekten. Bir de Yayın kış sırasında üstüne ben de öyle giyiniyorum. oluyorum. O yüzden baksana böyle kış günü incecik gömleklerle oturuyorum buraya. Böyle yayın sırasında çok böyle insanı bazen ateş basıyor. Aynen. Bir de konuşuyorsun ya sürekli. Herhalde ondan da ısınıyor insan. Yoksa böyle daha yeni böyle yemek yedim, kalktım bir hafta çok da soğumuş Özgün konuştukça böyle motorumuz ısınıyormuş gibi devamlı bir hararet aynen. Gerçekten öyle. yapıyoruz. Şöyle sormuşlar. Her bir ben diyen birleştiriyor mu acaba? Bu kısmı anlatabilir misiniz demişler. Ne demek o? Yani. Her ben diyen birleştiriyor mu? Yani her ben diyen tekliği idrak etmiş oluyor mu demek istemiş olabilir sanki. Yani ağzın söylemesiyse eğer bu tabii bunu bilemiyoruz değil mi? Yani ben diyen kişi gerçekten yaşadı mı yaşamadı mı bu deneyimi diyorsunuz ama Evet. tabii ki hayır. Yani Beni nereden söylediğiyle mi ilgili sanki Özgüncüm? Beni hangi aşamadan yani nefsi emmareden en alt çakradan ben diyorsa tamamen ego bende. Kendi benliğini öldürüp tamamen öz ben üzerinden ben diyorsa zaten orada bir kimlik kalmamış. ya bunu kaç kişi anlatıyor ya? Yani bana bunu bir söyler misiniz? Ben şimdi niye bunu sordum sana? Dün tam olarak bu konu geçti. Bilmiyorum benim acaba takipçilerimden bir tanesi mi sordu soruyu da? Onun üstüne mi sordular? Ben Kasım ayı Telegram grubu kurmuştum ya o grup hala aktif işte orada konuşuyoruz, görüşüyoruz falan. Dediler ki nereden çıktı? Ha çok fazla piyasa, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var falan filan dediler. Ben de dedim ki ya bu konuda haklısınız. Ben dedim seneler önce bir canlı yayınımda yani bir sayı vermiştim. Bu kadar sene sonra hala o sayının değişmediğini görüyorum. Ha dedim pardon yanlış oldu. O zaman verdiğim buçuk sayısını geri almam şeklinde değişti aslında. İşte dediler oh. ki yani ben demiştim ki ben bir buçuk insan biliyorum gerçekten şu an hal ederek uyandığını düşündüğüm yani. Hani bir Evet. buçuk ne falan demişlerdi. O zaman söyleyememiştim. Neyse nitekim burada da söylemeyeceğim de o buçuğu da geri aldım. Yalnızca bir tane insan tanıyorum hal yoluyla uyandığına gerçekten kanaat getirdiğim. Söylediklerine bakarak, duruşuna bakarak, hayatına bakarak yani sağlamasını da yaparak aslında öyle söyleyelim. Hayır şimdi dolayısıyla yani her ben diyen uyanmış mıdır sorusunu bana sorduğunuz için maalesef ben de açık konuşmaktan hoşlandığım için diyeceğim ki ben görmedim yani hani nerede var bilmiyorum kaç kişi ben diyor ben diyen ve özellikle sosyal medya paylaşımlarında ruh sağlık, spiritüellik konuyla ilgili anlatan, yazan insanların paylaşımlarına denk geldiğimde yani görüyorum ki 8, 9, 10 tane şey tutarlı bir biçimde devam ediyor olsa da 11. de dedirten bir şey oluyor. Ki bu da bana bu kişinin ancak ilim yoluyla, bilgi edinmek yoluyla, bu bilgileri üst üste koymak yoluyla böyle paylaşımlar yaptığını gösteriyor. Çünkü Evet. o yani gerçekten uyanmış olsa öyle diyemez, öyle onu söylemez, öyle olmadığını gibi yani öyle söylüyor. Evet. Özgüncüm, Telegram grubu herkese açık mı canım? Linki sormuşlar.
Telegram grubu ücretli bir gruptu. Böyle sembolik bir ücret almıştım. Yalnızca Kasım ayında yapabildim. Aralığa, ocağa maalesef kendim yetemedim yani. Tükendim. Bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun, her akşam her akşam bir yayın, gerçekten hayranlıkla izliyorum seni. Ben haftada bir günü yapamadım. Yani belki gün içerisinde çalıştığım için de olabilir ama bittim yani. O 4 hafta beni bitirdi. Dolayısıyla evet, o kapalı bir gruptu. Şubat ayında tekrar açmayı düşünüyorum. Ya Şubat ya Mart, yani şey olmasın. Ya çok böyle yanlış olmasın. Onu da duyururum zaten. Yine böyle kapalı bir grup oldu. Bir tane arkadaşımız rüya sormuş ama kendimi ölü gördüm. Kalbim karanlık bir alana çekildi ama zihnim o alana girersen çıkamayabilirsin dedi. Korktuğum ne anlamalıyım bu rüyadan demiş. Yani birçok şey olabilir. Benim bu rüyayı yorumlayabilmem için kişinin kim olduğunu, yaşadığı hayatı, içinde bulunduğu zihinsel, duygusal koşulları bilmem gerekir. Ama karanlık alana, yani şöyle, buradan eğer ki ölmüş olsaydı rüyada, hani karanlık bir alana çekildi ama ha pardon, öldü mü dedi? Öldüm dedi sanki. Bir bakayım tekrar. Ölü gördüm demiş. Evet. Yani öldü. Kalbim çekildi. Kalbim karanlık bir alana çekildi ve buradan çıkamayabilirsin dendi. Yani normalde gerçekten, yani ben kendim de buna benzer bir rüya gördüm uyanmadan hemen önce. Genellikle ölüm rüyaları yeniden doğuşun bir şey, habercisi. Ama bundan 13 yıl sonra olabilir bu deneyim. Yani öyle hemen cırt diye beklemeyelim. Öyle olmuyor maalesef. Bu parçalar Slumdog Millionaire filminde olduğu gibi zamanın birinde geriye dönüp, yıllar yıllar geriye dönüp tek tek toplayacağınız parçalar olacak. Ben böyle bir rüya görmüştüm, dedirtecek size mesela. Kesinlikle. Bence yeniden doğuş rüyasıdır. Bunu ne kadar çok görürseniz, ne kadar sık görürseniz doğuma da o kadar yakınsınız demektir aslında. Yeniden doğuştan kastım da uyanmak aslında. Senin de böyle bir ölüm rüyasıyla mı başlamıştı en başa gidersen? Ben çok öldüm. Öldüm, öldüm, dirildim rüyalarımda. Ama evet, yani ben Aralık 2017 Aralık ayının 22'si miydi, 21 miydi? Bir Perşembe günü uyandım. Öyle bir deneyim yaşadım. Hemen Aralık'ın başında, Aralık'ın ilk haftasında bir rüya gördüm. Reyhan böyle çok şeydi. Yani burada anlatmayayım herhalde rüyayı, böyle uzun uzun çok şey olur da. Rüyamda bir, yani bomboş bir odada, şeyde, duvar kenarında bir erkek çocuğu, 8-9 yaşlarında bir erkek çocuğu oturmuş. Yani şey, yerde oturuyor böyle. Sırtı duvarda, kalçası yerde, yaslanmış oraya ve karnı kan içerisinde, elinde bir bıçak var. Karnına saplamış. Ben de kenarda bir vakta oturuyorum ve telepatik olarak anlaşıyoruz. Ona bakıyorum, diyorum ki, aslında hiç ağzım oynamıyor ama diyorum ki, ne yaptın sen? Neden yaptın bunu kendine? O da bana diyor ki, böyle sarışın renkli gözlü, benim oğluma çok benziyor. Oğlum şu an büyüdü, aynı o. O da bana diyor ki, ben oyun oynuyordum. Biraz daha ittirirsem, yani bıçakla oyun oynuyormuş. Biraz daha ittirirsem öleceğimi kimse bana söylemedi, bilmiyordum diyor. Hani böyle böyle ittiriyormuş, ittiriyormuş, ha iyi, iyi falan bir ittirmiş. Ne Böyle. oluyor diye bakmış. Aynen öyle, karnından tık diye. Tam işte onun devamı da var yani. O şekilde, ama şöyle, o rüyada o kişinin, yani o çocuğun aslında ben olduğumu aynı zamanda hissetmiştim. Böyle karnından bıçağı Kimse saplayıp öleceğini söylemediği için bir öldün yani. şey. Ben deneme yanılma yoluyla ufak ufak ittirirken bir ittirmişim böyle. Gitmiş yani. Ölüyormuşum ben. Ölüm rüyasıyla benim de ölüm rüyasıyla başlamıştı da o yüzden sordum. 2015 yıllarında ben kendimi hiç öldüğümü görmemiştim rüyamda daha önce. Öldüğümü görüyorum. Ama çok ilginç bir deneyimdi Özgün. Öldüğümde kendi odamdayım. Olduğum yerden çıkamıyorum. Hiç kimse beni tutmuyor olmasına rağmen öldüğümü bildiğim için geçemiyorum çocuklarımın yanına ve diyorum ki ay çok kötüydü. Çocuğum vardı, emziriyordum o zaman. Semih çok acıkmıştır. Ne olur bırakın gideyim diyordum ama melekler beni tutuyorlarmış. Ama tutan bir şey yok. Gidemiyorum sadece.
Ağlayarak gözlerimi açmıştım böyle. Sonra tabii başladı olaylar. Yani çok ilginç bir biçimde bu ölüm ya da işte böyle çok denizin altı, çok okyanus altı, çok derin 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 suların altı, o tarz rüyalar hep böyle işte manevi alemlere işaret ederler. Çok Evet, derin sulara da attılar. Hepsini yapıyorlar zaman geçtikçe Özgüncüm, sırayla gidiyorlar, döverek uyandırarak böyle. Bir yerde suya atıyorlar, bir yerde öldürüyorlar. Bir temiz yani oluyor her şey. uçmalı. Mesela bir gece böyle Uçmalı ha, dünyanın dibine inersin, o suların altında, mağaraların içinde, karanlık dehlizlerde falan bir oralarda dolaşırsın. Ertesi gün bir bakarsın böyle uçarak Afrika kıtasına falan gidiyorsun. kaçmalı. Çok güzel. Özgün, yılan rüyası oldu mu hiç böyle bu seviyelerde? Çok yılan gördüğün bir aşama oldu mu? Oldu. Evet. Yılan da Oldu. gördüm. Balıklarla niyeyse çok ilginç bir biçimde her türlü, ama küçüğünden büyüğüne, her türlü ölüsüyle, kurusuyla, çiğle, yani her türlü balıkla çok. Balık hani Musa ile Harun, Yuşa peygamberle Musa hikayesi miydi o? Balığın, kurutulmuş balığın suya atlayıp canlanması, ab-ı hayat suyu falan gibi bir şeye ima ediyormuş olabilir rüyaları. Çok ilginç. O ağda hayat dediğin aslında serebrospinal sıvımız aslında, biliyorsun değil mi? Yani işte Kevser suyu diye geçiyor. Beyin omurilik sıvısı buradan aşağı akan. Nitekim Kundalini enerjisi tam olarak onun yanında, iki yanında yükseldiği düşünülen bir enerji. Aslında serebrospinal sıvıyla da çok alakalı. Evet, yani olabilir tabii. O dönemler bunları Evet. bilmiyordum ama Evet. çok yüzdüm balinalarla, yunuslarla, bilmem ne atlayan. Neyse. Peki, o rüyalar var. Eğlenceli. Çok eğlenceli oluyor. Ama Özgün, bunu gerçek hayatta yap deseler mümkün değil yani. Ama orada çok güzel oluyor. Gerçek deneyim yaşıyorsun. Aslında. Musa ve Hızır hikayesi. Evet arkadaşım, teşekkür ederim. Hızır'ı hatırlayamadım. Musa ve Hızır, okey, evet. Evet, uyanıkta cinselliğin önemi nedir demişler ama istersen çok oralara girmeyebiliriz. Başka bir programda girebiliriz. Ben seni yordum, terlettim bugün. Bak, ben çok iyiyim şu anda. Devam Hiç edelim mi? öyle, yani eğer ki sen devam etmek istiyorsan benim için uygun, hiç problem Tamam. değil. Benim için de uygun. Şey gibi düşünüyorum Özgün, böyle hani eve gelen misafirin cırkını Çok yormayalım. çıkarmasa. Hayır, hiç öyle düşünme. Yok yani, zaten böyle yorulursam muhtemelen anlarsın yani. Hani böyle bir gözlerin falan solmaya başlar artık yavaş yavaş. Tamam. Rüyalarda yılan gören çokmuş ama bak, söylemişler bizim gibi yılan. Yılan Arkadaşlar, stresi enerjisi işte. benim rüyama gelmedi. Rüya değil gerçekten. Gerçekten de böyle bir şey olma ihtimali olduğunu bilmiyordum. Özgün, korkmazsın değil mi anlatırsam? Yo, hiç. Uyuyorum. O zamanlar çocuk küçük işte, 2 yıl önce filan. O da geceleyin böyle arkamdan dokunurdu. Ben döndüğümde de gelirdi, sarılırdı, yatardık biz. Arkamdan böyle bir şey dokundu. Dokunmayı hissettiğim için döndüm. Ve döndüğümde bayağı böyle çöreklenmiş bir yılan böyle kafasını kaldırmış yatağın içine direkt bana bakıyordu böyle. Sonra ben gözlerimi kapattım, tekrar açtım ama gerçek görüyorum yani, şaka değil. Bir çığlık attım gece saat 3. Eşim uyandı, beni tutuyor ama Reyhan dur diyor. Ben zannediyorum ki dur, yılan kaçmasın, yakalayalım diyor zannediyorum. O kadar eminim çünkü hala orada duruyor. Adam bana diyormuş ki yılan mılan yok, rüya gördük, dur. Çok uzun süre sonra oradan gitti. Ve onu ben gördükten sonra bir daha o şekilde gerçek gelmedi hiç. Sadece rüyalarımda geldi ve her seferinde tertemiz suyun içerisinde çok büyük bir yılandı ve hiç artık kafasını kaldırıp gözlerime bakmadı, korktuğumu bildiği için. Ama çok ilginç. Yani bazı rüyalar gerçekten günlerce etkisinden çıkamayacak şekilde bizi etkiliyorlar. Çok gerçekçi olabiliyorlar. Gerçekçi kısmını anlayabiliyorum ama tabii rüya, yani yılanla göz göze gelmenin bu kadar gerçekçi olması senin için Ama biraz. şöyle hissettim. Sanki o an üçüncü gözüm açıldığı için ben onu gördüm. Bir anlık açıldı. Ve eğer ben ona korkmadan gözlerine bakabilseydim belki çok farklı bir şey deneyimleyecektim. Ama tabii yılan yatakta görünce de korkmamak çok zor bir ihtimal. Evet. Gerçekten çok Bir ilginç. farklı bir deneyim.
Şimdi yani bilmiyorum. Tabii düşünsene, üçüncü gözün açılması istiyorsun, bir kere açılıyor, yılan görüyorsun, bir daha bitiş. Talihsizlik oldu benimki. Çok farklıydı Özgüncüm. Konuklarımız diyecekler ki şimdi bunlar kendisi sohbet ediyor. 18 bin alem hakkında ne anlayabiliriz demişler Özgün. Bu konuda bilgin var mı canım? Yani şimdi ben bütün dini metinlerimi mi diyelim aslında ya da spiritüel metinlerimi mi, aslında ikisi de aynı şey gibi geliyor bana. Verdiği bu tarz bilgilerin mutlaka ve mutlaka ilk etapta ilk düşünülmesi gereken şey şu olduğunu düşünüyorum. Hemen buraya bakacaksın. Bundan bahsediyor çünkü. Yani 18 bin alem dışarıda tezahür, tekabül yasası gereği dışarıda tezahür etmiş olabilir. Çünkü kaynağını benden alıyor, evet. Ama yaratılmış olan ve benimle konuştuğu için, yani Kur'an'da bakın, yani İsrailoğulları da sensin, Lut kavmi de sensin, işte ne bileyim o Bakara suresinde geçen olaylar da sen de senin süreçlerin, ne varsa gerçekten gönderilmiş olan vahiler, hangileri doğruysa orada olan bilgilerin hepsi buradaki süreçlerimizden bahsediyor. Dolayısıyla kün deyince var eyledi 18 bin alemi demek önce bu. Burada yaratılmış bir 18 bin alemden bahsediyoruz demek. Kim bilir neyden, yani işte nöronlarımızdan mı, işte hücrelerimizden mi, mitokondriden mi, bakterilerden mi, şunlar bunlar falan filan diye gidecek tabii ki benim bilmediğim, bilgimin yetmediği bir sürü biyolojik anatomik olaya doğru gidecektir illaki. Bunun da sırrı vardır. Keşke yani şu hayatta, şu anki enkarnasyonumda en çok pişman olduğum şey tıp okumamış olmak. Bu uyanışla bu süreçte aldığım bilgileri buraya indirmem gerekiyor ama o kadar kısıtlı bir bilgim var ki öğrenmeye çalıştım, edinmeye çalıştım ama yetmiyor tabii yani. Nerede 6 yıllık tıp bilgisi, nerede? Benim okuyacağım 3-5 tane kitap nerede? Dolayısıyla bu bahsettiğim mesela ego benlik algılaması, hep söylerim ilahi benlik algılaması, bunların gözümüzde bile görmede fizyolojik olarak bir değişikliğe sebep olduğunu biliyorum ama anlatamıyorum yani. Dolayısıyla evet, o 18 bin alem burada. Burada olduğu için aynı zamanda dışarıda mı? Evet, çünkü ben projeksiyon yapan, bir projekte eden bir alet olduğum için, burada olanı dışarıya yansıttığım için türlü türlü her şeyi de var etmiş, yaratmış mıyım? Evet. Kün deyince oluyor mu? Yani biraz önce bahsettiğim içsel durumum yüzünden ben aslında bir emir vermek zorunda dahi kalmadan kendi içsel koşulumu belirlediğim anda tak diye dışarıya yansıyor. Dolayısıyla aslında bilinçsiz bir yaratılmış gibi gözüküyor. Ben içeride ne olduğunu farkında olmadığım için dışarıya da bunun niye çıktığını, neden o dışarıdan üstüme bu şekilde gelindiğinde anlamamış oluyorum. Ama o yüzden dikkatimizi, ürettiğimiz enerjiyi, dolayısıyla dikkatimizi burada tutabilmek çok önemli. Kendimizle bir arada durabilmek, kendimizle merkezli, kendimizi ifade eden, kendimizi gerçekleştiren, içsel süreçlerimizin farkında olan, bu bahsettiğim o elektromanyetik alanın farkında olan, onun bana hissettirdiği sezgisel bilgilerin farkında olabilen kişi olmak bizim enerjimizi kendimizde tutmamıza sebep olur. Giderek büyümemize sebep olur. Cürümümüzün artmasına, dolayısıyla keramet dediğimiz bir sürü şeyi göstermemize de aynı zamanda sebep olur. 18 bin alem, ha, o yüzden söyledim. Bu alemleri tek tek isim olarak sayın derseniz, terminoloji yüzünden, dediğim gibi bilgim olmadığı için bilmiyorum. Ama bahsettiği şeyin burada olduğunu biliyorum. Özgüncüm, sen kendinle ilgili yaratım yapıyor musun? Öyle bir şey soru vardı. Sadece bu kısmını hatırlıyorum ama bulabilirsem devamını da soralım. Yani şöyle, bugüne kadar yaratım yapıyorum. Yani yaratım siz de yapıyorsunuz. Yaratımı hepimiz her anda yapıyoruz zaten. Bilinçli yapabiliyor musun? Şimdi Kontrollü, bilinçli. aslında şöyle Reyhan, bence kastettikleri şey, yani burada bir tanım karmaşası mı var? Şimdi bilinçsiz yaratım demek ben yaratıyorum ve yarattığımı farkında değilim demek. Bilinçli yaratım demek ben yaratıyorum ve yaratan olduğumu da biliyorum. Yani araba yaratmak istiyorum ve arabayı yarattım, bilinçli yaratım değil aslında. Tamam. Bilinçli yaratım demek, hali hazırda yaratanın kendisi, yaratıcının kendisi, kaynağın kendisi olduğumu biliyorum demek. Yaratım yaptığım konusunda bilinçliyim, yani öyle düşünelim.
Sizin yani bu soran kişinin, bu takipçinin söylediği şey aslında tezahür ettirebiliyor muyuz? Yani madde çekebiliyor muyuz? Kuantumu, alanı çökertip, potansiyelleri çökertip maddeye dönüştürebiliyor muyuz? Evet, tabii buna yaratım yapmak da deniyor bir yandan. Ama o işte bilinçli yaratım o değil. Neyse. Yaptım, çok yaptım ama bu bilinenin aksine, beklediğinizin aksine yaratmayı seçtiğim şeyi, yani örneğin hayatımda işte daha yeni ve daha büyük bir araba hayatıma çekmek istiyorum. Benim olsun istiyorum. Bu mu örneğin? Yani tezahür ettirebilmek için hayatınızda böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını sağlayabilmek için bu ihtimali istemekten uzak durmanız gerekiyor. Çok ilginç bir biçimde. Bunu telaffuz etmek, bunu kendi hayatınıza çekmeye çabalamak, bununla ilgili olumlamalar yapmak, bunun rüyasını görmek, bununla yatmak kalkmak, bunu işte vizyon defterine yazmak, vizyon panosuna asmak, bunların hepsi giderek daha çok uzaklaşmasına sebep olur sizden. Yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. 2,5 yıl çok büyük bir heyecanla, bazen heyecanı kaybedip bazen tekrar bularak ya da çoğunlukla bu heyecanla. Ne kadar heyecanlanırsınız, yani heyecan derken ne kadar çok isterseniz o kadar çok sizden uzaklaşır. Ama ne zaman ki artık tükenip yorulup olmuyor, olmuyor ben yapamıyorum, gelmeyecek der ve bir umutsuzluğa kapılırsınız. O zaman diye geldiğini görürsünüz mesela. Yani tamam etmeyen bir pozisyonda olabilmek, yani kendi büyüklüğünü ortaya koyabilmek gerekiyor. Benim tezahür ettirmelerim her zaman hiç, yani o bahsettiğim, biraz önce Lucy'de bahsettiğim senkronizasyon vardır ya, ihtiyacım olduğu anda karşılanır ama ben bunu talep etmem. Yani ben yoluma bakarım, ben dümdüz yürürüm. Bunu bir canlı yayınımda da anlatmıştım. Yağmur yağmaya başladığında ben yağmurdan gocunmam, ben yağmura lanet etmem. Uf, yanımda şemsiye de yok zaten, ıslanmaktan da nefret ediyorum de demem. Aa, çok harika yağmur, şöyle güzel ıslanıyoruz, Allah'ım ne romantik, işte ne şanslıyım. Zorlama, zor yoluyla böyle kendime bu tarz şeyler de söyletmem. Ben her ikisinden de eşit derecede uzak, ortada yağmurun yağması beni hiç bozmayan bir biçimde durduğumda, yani olur, okey, yağar, yağabilir, okey, ıslanabiliriz. Ne iyi, ne kötü. Yani kahrolmadım, ha işte romantizm havalarına da ayaklarına da yatmadım. Yok, öyle de değil çünkü. Ama rahatsız da değilim. Yani okey, olsun. Bugün de yağmur böyle pıt pıt mesela düşüyor. Tamam, bugün de yağmur. Normal yürüyorum. O anda benim önümde takside durur. Ya ıslanmayın, parasını da istemiyorum, buyurun ben sizi götüreyim diyen adam da durur. Önümde işte iki şemsiyem vardı, bu fazla geldi kızım, sen bunu al istersen diyen adam da çıkar önüme. O an ihtiyacım neyse benim o an, ki yani içsel olarak bir ihtiyacım var mı? Yok. Ama durumun ihtiyacı, durumun gerekliliği, şartın gerekliliği neyse o bana sağlanır. Böyle bir tepsiyle sunulup evren tarafından. Sırf ben o orta yolda durabildim diye. Yani trafiğe takıldım, ne kendimi yoluyorum, evet olsun geç kalıyorum, ne de aa olsun bu da benim için keyifli bir vakit geçirme zamanı diye kendimi kandırıyorum. İkisi de değil. Dümdüz. Yani bugün de böyle. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bak, kabul ediyorum da ne iğrenç kendimden uzak tutmalıyım var, ne de aslında çok güzel bir şey, olumlu yanlarını görmeye çalışalım var. İkisi de yok. İşte yok. İkisi de yok. Dümdüz ortadayım. Trafik mi? Trafik. O kadar. Trafik. Okey. Evet. Ben böyle durup, yani içsel olarak böyle, dışarıda işte şarkı söylüyor olabilirim, kavga ediyor olabilirim, alışveriş yapıyor olabilirim, orada işte birinden su alıyorum falan mesela. Bütün bunlar gerçekleşiyor. Ama içeride dümdüz okey diyor. Anlatabiliyor muyum yani? Ne isyan ediyor, ne de böyle ha diye karşılıyor. Hayır, ikisi de dümdüz. Bu içeride düzlük, dışarıda değil, bedenin aktivitelerinde değil. İçeride düzlük burada durduğu sürece o koşul, o şarta, şart için gerekli olan ne varsa hepsi bana doğru çekilmeye başlar. Evet. Ben hiç farkında olmadan
bütün evrene büyüklüğümü anons etmiş olurum aslında orada. Beni yıldıramaz, beni kaçırtamaz, beni tamah da ettiremez. Hepsinin ortasındayım, hepsinden uzağım, gözlemciyim demiş olurum aslında yani. Evet, kesinlikle bu çok güzeldi. Balonlar attılar, gördün mü Destin? Ama ben mi gördüm? Gördüm, gördüm. Çok güzeldi. Balonlar geçti, evet, renkli çok güzel balonlar geldi arkadaşlar. Size yolladıysanız teşekkür ederim. Bir soru daha gördüm sanki orada. Şunu sorayım dedim. Damla ruh öz okyanus yaratıcıdan ise öldükten sonra ruh yaratıcıya dönecekse, yani damla okyanusa karışacaksa tekamül eden ve boyutlara devam eden nedir? Yani ölüm sonrası neyi devam edecek demiş. Aslında devam eden bir şey yok ki. Biraz önce bahsettiğim, yani gerçek, hani gönül ile algılamada yalnızca bir var, birden başka hiçbir şey yok dedik ya. Yani işte evet. O, hani dini metinlerde bahseden doğmadı, doğurmadı, işte ebedi ve ezeli, işte bir varlıktan bahsediyoruz. Mutlak, sonsuz ve sınırsız ve ölümsüz olan tek bir varlık. Hiç değişmiyor, evet. Sabit kalıyor. Zaten onun mutlak olmasını sağlayan şey bu sabite. Yani biz sürekli değişiyoruz. Mesela ben doğdum, büyüdüm, öleceğim. Dolayısıyla evet. Yok. Yani bunun bir rüya olduğunu, benim bir illüzyon olduğunu bu özelliğimden anlayabilirsin. Ben değişiyorum. Değişen her şey bir illüzyondur, illüzyonun parçası. Mutlak varlık, sabit olan, dediğim gibi sınırsız, ölümsüz, değişmeyen özelliklere sahip. Şimdi benim algılamam, ego benlik algılamam, zihin algılamam, kronolojik olarak algılıyor, lineer algılıyor, parçalara bölerek algılıyor dedik ya, bu devamının gelmesini uman şey de akıl. Dolayısıyla anlamaya çalışıyor. Evet. Burada bir parçayı yaşıyorum, bir sonraki parçada ne olacak? O parçada biterse sonra ne olacak? Şimdi akılla bunu anlamaya çalışmak çok zor. Benim size söyleyebileceğim en güzel şey, yani anlatabilmek için galiba, hani bana bunu söyleseler ancak anlardım herhalde. En güzel şey şu olur. Öldüğünüz an itibariyle akıl aradan çekilecek. Akıl perdesi aradan çekilecek. Dolayısıyla yalnızca gönülle algılama kalacak. Sonsuz, sınırsız. Şu an akla göre sonsuz, sınırsız olarak bildiğimiz o varlığa, o varlığın kendisi olduğunuz bilincine tekrar döndüğünüzde, yani kendinize geldiğinizde diyelim. Çok 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 yüksek bir enerji, çok yüksek bir titreşimden bahsediyorum. Dolayısıyla metinler buna sevgi diyorlar ya da ilahi aşk diyorlar ya da ori diyorlar. Yani coşkun, aşkın bir sevginin kucağında bulacaksınız kendinizi. Orada zaman ya da sınırlamalar olmadığı için, başlangıç ve son olmadığı için, parçalar olmadığı için, ben şu an buradayım ama buradan sonra nereye giderim gibi bir soru da olmayacak. Sonsuz bir sevgiyle sarmalandığınız müthiş bir tatminin içine düşeceksiniz. Tatmin, keyif ve huzur. Başka da hiçbir şey yok. Hiçbir şey de bilemezsiniz, öyle düşünün. Yani sonsuz sevgiyle sarmalandım ve hikaye bitti diye düşünelim. Aslında hikaye bu, işte sonsuz sınırsız olanın ya da o Ouroboros var ya, evet. Kuyruğunun yan yılan. Başladığı yerde bitiyor, bittiği yerde tekrar başlıyor. O sonsuzluğun içerisinde yerinizi alacaksınız ve o sonsuzluk aynı zamanda, yani yüksek, ciddi, çok büyük falan da desem, bunlar hep aklın tanımlamaları, tatmin demek. Tatmin. Bu soruların olmaması demek. Bitti. Yani böyle aitim, yuva ve bitti gibi. Bundan başka bir şey de aramıyorum. Başka sorum da yok zaten. Böyle bir alandan bahsediyoruz aslında. Aslında orada soruların bitmiş olması, arayacak bir yer kalmayıp da yuvamdayım hissinin o kişide ya da artık o öldükten sonra karışan neyse onda açığa çıkması bile arayışı, sonu ya da başı ya da ileride bir yerde var olmayı ya da olmamayı direkt sonlandırmış oluyor. Aynen öyle, gerçekten. O içsel tatmin, yani o, çünkü yani içsel de değil, içerisi dışarısı falan da yok orada, yukarısı aşağısı da yok. Sonsuz bir ben hali, sonsuz bir, İşte yine sevgi diyeceğim ama olmayacak yani. Tam olarak anlatamıyorum o titreşimi, o frekansı. Kelimeye döktüğümüzde sanki perdeliyor, ya idrak edilenle dökülen farklı oluyor değil mi? Perdeliyor gibi oluyor. Anlatılmıyor aslında tam. Anlatılmıyor. Ben anlatınca daha çok kapatıyorum gibi oluyor gerçekten. Gizliyorum. Yani. Yok, çok güzel açıyorsun. Örneklerin çok güzel. Özgün, burada bir soru görmüştüm canım. Onu arıyorum ama.
Ha, uyanmadan ölürsek tekrar dünyaya geleceğiz uyanana kadar demişler. Senin bununla ilgili bilgin var mı? Hiçbir zorunluluk yok. Evet. Hiç öyle bir zorunluluk yok ama eğilim bu yönde doğrudur. Çünkü şimdi o tarafta seçim yapma, nerede yaşayacağını, nereye doğacağını, nasıl bir işte kader planlayacağını falan bilme şansına sahibiz. Dolayısıyla ister doğarız ister doğmayız, ister işte 1300 hayattır geliyorum gidiyorum, ulan iki hayatta es verelim şöyle bir dinlenelim falan, yuvada kalacağız bize ne gitme diyebiliriz. Çünkü bizim üstümüzde, yani ben dediğim şeyin üstünde başka bir güç yok. Beni hadi, hadi ya bak 1,5 aydır yatıyorsun, bir sonraki enkarnada bir çocuk doğmak üzere, o filmlerde var ya öyle, doğuyor doğuyor koş hadi atla falan, hani ruh bedene girsin diye, sıradaki şansım bu falan. Yani öyle bir şey yok. İster yaparım, ister yapmam. Ama eğilim yapmak yönünde, çünkü çok seviyorum. Bunu gördüm. Yani ben uyandığım anda benim aldığım bilgilerden bir tanesi buydu ki, o kadar büyük bir aşkla, o kadar büyük bir coşkuyla bağlıyım ki şu yaşadığım deneyime. Çünkü her bir adımda, attığım her bir adımda, her bir enkarnasyonumla açılacak olan kutulardan hep ben çıkıyorum. Hep Evet. o sürprizler hep benle alakalı. Hep beni bana anlatıyor, hep beni yaşatıyor, beni yansıtıyor. Benim, yani o bahsettiğimiz öbür tarafta mana aleminde göreceğimiz yüce yaradan diye bildiğimiz, hani aşkıncı bakış açısıyla söylüyorum. Bir ben var, bir o, ikilik bakış açısıyla söylüyorum. Yüce Yaradan'ın kendisine duyduğu aşkı, dolayısıyla tezahür ettiği her bir birimin üstünden kendini deneyimlemek suretiyle kendine duyduğu aşkı, o kadar ciddi bir biçimde tanıklık edeceksiniz, göreceksiniz ki bu hayatın anlamını o aşkı gördükten sonra daha iyi kavrayacaksınız. O kadar mükemmel bir oyun ki. Diyorum ya, yani Evet. hangi kutuları bulmak çok zor. Ama bulduğumda açarken çok heyecanlı. Açtığım her şeyden de ben çıkıyorum. O kadar seviyorum ki. O kadar seviyorum ki kendimi bulmayı, kendimi yaşamayı, kendimi yaşatmayı, kendimle yaşamayı vesaire vesaire. Benim gördüğüm şey bu olmuştu. Yani kendini deneyimliyordu aslında bu. Tekabül yasası da bunu söyler. Yukarıdaki birimi anlamak istiyorsan aşağıdaki birime bak der. Değil mi? Bütün yaratılmışlar onun özellikleri içkin olduğu için onun özelliklerini taşırlar. Dolayısıyla her bir birim kendi üstündeki birimi anlatacak. Yani işte hep söylüyorum. Karaciğerin bir kök hücresini alıp o kök Son sesin kesildi canım. Devam ediyor musun konuşmaya? Bir Ay evet, dakika. ben bayağı bayağı anlatmıştım. Halbuki gitti mi orası? O şeydir, yayın kaydında çıkmış oluyor sonradan. Hani sıkıntı olmamış oluyor. Üç tane soru vardı Özgüncüm. Son üç soruyu sorayım ben. Sorularımızı Tamam. sormadın demesinler. Şimdi Kundalini enerjisi boğaz çakrasına yükselen biri tepe çakraya çıkarmak için ne yapmalı? Duyguları dönüştükçe kendiliğinden yükselir mi demiş. Şimdi şu konuya bir açıklık getirelim. Aha. Bunu sanki daha önce konuşmuştuk Reyhancığım. İnsanın Evet. bilinçte yükseldikçe kundalini enerjisinin yükselme ihtimali ortadan kalkar. Eğer ki bilincinizi yükseltiyorsanız, farkındalıklarınızı artırıyorsanız, bu şaşmış olan şirazemi düzenliyorum, toparlıyorum demektir. Ben yoldan şaşmıştım. Şimdi fark ede fark ede bilincimi, vizyonumu geliştire geliştire, göre göre, anlaya anlaya, yani kolay yoldan bu başıma gelen her olayla, her bir derste, her anlamayla bu şirazeyi tekrar yoluna sokuyorum, ortaya dengeye getiriyorum demektir. Eğer ortada ve dengedeyseniz hiçbir zaman kundalini enerjiniz yükselmeyecek. Çünkü istenen bu zaten. Nereye gitsin başka? Yok. Kundalini enerjisi ne zaman yükselir? Çok ciddi savrulmuşsanız. Yani buraya kadar savrulduk. O kadar derin cehennemlerde yanıyoruz ki, o kadar karanlıklarda kaybolmuşuz, o kadar büyük sürünüyoruz ki, çok büyük acılar çekiyoruz. Akıl tutulması yaşıyoruz. Bu hayatı artık yaşayamıyoruz. Dünyaya kul olmuşuz, köle olmuşuz. Ya işte ses edemiyoruz, hakkımızı savunamıyoruz. İşte her türlü
kötülüğe maruz kalıyoruz. İşte sürekli kazıklanıyoruz, arkamızdan bıçaklanıyoruz. İşte yani hiçbir yere tutunamıyoruz, ait hissedemiyoruz. Herkes kuyumuzu kazıyor, herkes dedikodumuzu yapıyor. Hayat almış başını gidiyor. Yani cehennem ötesi cehennem. O ölüyor, öbürü bitiyor. Hep acılar, hep acılar. Hangi dalı tutsak çatır kırılıyor, elimizde kalıyor. Mahvolmuşuz yani, bitmişiz. Bu ne demek? Ben algılamada çok çarpık bir biçimde yaşıyorum demek. Yani ben kafayı yemişim aslında. Ben normal yaratmıyorum artık, değil mi? Çığırından çıkmış kaos yaratıyorum yani. İşte bu şirazenin, bu orta yolun, bu ortadaki sarkacın çok ciddi bir biçimde negatife doğru savrulduğunu gösterir. Yani benim çok ciddi bir biçimde cehennemlerde yandığımı, çok büyük acılar çektiğimi gösterir. Ne zaman ki çok büyük acılar çekersiniz, o zaman sarkaç buraya kadar çıktığı için bir yerde artık durmak zorundadır. Sarkacı gerersiniz, 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 gerersiniz. Nereye kadar geleceksiniz? Hani dibinde dibi vardır diyorlar ama o dibinde bir sonu vardır yani. Sona geldiğinizde, yani çok ciddi büyük yandığınızda bir yerde bırakılır. Bu sarkaç bırakıldığı anda ne olur diye çok pozitif de diyelim. Yani akıl öyle yorumladığı için böyle anlatıyorum ama bunun tam karşısı olan dereceye varmak zorundadır. Bu sefer de ne olur? Uçmalı kaçmalı bir deneyim ortaya çıkar. Yani falan diye, işte mucize diye tabir edilecek bir deneyim. Ama siz eğer ki işte akıl şu kadar şaşmıştı, onu da bir iki olayla, başımıza bir iki musibet gelince dersimizi alarak normale döndürdük. Artık normal yok. Yani kendi elimizden tutuyoruz. Hakkımızı savunabiliyoruz. Kendimiz için konuşuyoruz. İşte biraz önce bir takipçimiz dedi ki, mesela genel olarak mutluyum ya. Tatmin olmuş durumdayım hayatıma. Okey, işte bu zaten. O zaman ben buradayım diyoruz. O zaman bu sarkaç şu kadar şaşmışsa hiçbir zaman bırakıldığında buraya çıkmayacak. Hiçbir zaman çıkmayacak. Bu kadar şaşmışsa şu kadarlık deneyimlerden bahsedebiliriz. Böyle böyle küçük küçük, ufak ufak, ama en temelde ne olacak? Ortada duracak. Ki bu tatmin, bu keyif, bu huzur zaten ortada durmasından geliyor. Ama ikimiz de ortaya ulaştık mı? Ulaştık. Ben uçup kaçar, önce çok büyük sürünüp yanıp ondan sonra uçup kaçarak ulaştım. Sen dengede durarak ulaştın. Ama ikimiz de oradayız aslında. Evet, çok güzel. İkisi de mümkün mü? İkisi de olması gereken o zaman. Yani biri işte Aynı. aşk yolu arifler, öbürü Evet. ilim yolu alimler aslında. Burada bir soru daha var ama şu an cevabını verdin zaten. O uyanıp uyanmadığımızı nasıl anlarız? Büyük farkında değil de küçük küçük idraklarla olur mu demiş arkadaşımız. Bu sorunun cevabı aynı zamanda gelmiş oldu. Siz de bilgisayar oyunu gibi bir simülasyonda yaşadığımıza dair olan söylemlere katılıyor musunuz demiş en son Nilay. Katılıyorum. Aynen öyle. Hem kendimiz hem de bütün yarattıklarımızla aslında burada bir senaryodayız. Ve bu senaryonun yazanı, kurgulayanı hep biziz. Kendi dışımızda ayrı bir güç aramamak gerekir. Bahsedilen simülasyon, bahsedilen bilgisayarın tam olarak benim tarafından tasarlanıyor. Benim tabii yaratım dediğim bu zaten. Yani ben her an bunu daha iyi anlamanız için hep şunu soruyorum. Bu karşınızda gördüğünüz dünya görüntüsünde, o insanda, o olayda, o iş yerinde, oturduğunuz masada hiç kesilmeler oluyor mu? Arada böyle cızırtı oluyor mu mesela? Böyle masa önümdeydi, bir anda kayboldu, geri geldi falan gibi cızırtılanıyor mu? Cızırtılanmıyor. Bu demektir ki kesintisiz olarak yaratıyorsunuz. Yaratım tam olarak bu, şu gördüğünüz şey. Evet. Bu yaratımı siz yapıyorsunuz. Evet. Çok geç geldim ama sorulursa çok sevinirim demiş. İlahi aşk nasıl artar? Yani ilahi aşkı bulduk, ona tanıklık ettik ama onun miktarını arttırmak istiyoruz. Daha çok oralara çıkmak istiyoruz. Kah çıkarım gökyüzüne miktarı daha çok artsın. Gibi gibi. Bu nasip meselesidir. Nasip derken yani kendinize nasip etmeniz meselesidir. İhtiyaç alakalıdır. Ne kadar, yani size verilecek olan ilahi aşkı bulmak demek bir kere bir eğitim sahasına alınmak demektir. Belli bir eğitimden geçeceksiniz. Bu eğitim de sizin ihtiyaçlarınız, yani anlama kapasiteniz, kendi kabınız ve o kaba doldurulması gereken şeyler. İşte fıtratınızla beraber yaşayacağınız yolda size ihtiyaç duyacağınız alet edevat sağlansın diye. Bireysel de ayrı ayrı belki.
temelde ortak bir sürü şey anlatılır ama aynı zamanda sizin kendinizle ilgili de bilgiler verilecektir. Onlar farklı. Dolayısıyla size göre belirlenecek bu eğitimde nasibiniz ölçüsünde çıkartılacaksınız oralara. Ve her seferinde diyeceksiniz ki kendinize, ya ne yaptım da oldu? Ne yaptım? Ne yapayım ben bir daha? Hangisini yapayım? Yani tam şunu düşünüyordum, acaba ondan mı oldu? Tam şunu içmiştim, acaba ondan mı oldu? İşte 2 gündür çok keyifliydim, ondan mı oldu? Neyden oldu? Bir türlü bulamayacaksınız neyden olduğunu. Ve onun işte orada yaşayıp hallendiğiniz zaman tekrar düştüğünüzde de diyeceksiniz ki, lanet olsun, ne yaptım, ne ettim de düştüm, yani ne yaptım ki bir daha yapmayayım, sanki yolum biraz daha kalmıyor. Bulamayacaksınız. Ne oraya çıkabilirsiniz, ne de çıktığınızda orada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çıkartılırsınız ve indirilirsiniz. Tıpkı yaşadığınız hayat gibi sizin elinizde olmaz. O şekilde planlanır. Nasibinize göre planlanır. Bunu kabul etmeniz, en kısa zamanda kabul etmeniz gerekir ki rahat ve huzurda olasınız. Yoksa kendinize eziyet etmeye devam edersiniz. Nasıl yaparım, nasıl yaparım? Yapamazsınız. Yani ben nasip ederim diyor çünkü. Evet, o ilahi aşk hali bir dönem çok olmuştu. Ben de yaşadım aynı süreci, Özgüncüm. Sonra o aşk hali gidince Allah'ı kaybettim çok uzun süre. Her seferinde bu Dedim ki, kadar oldu, kesin bir daha gelmeyecek falan gibi. sen uzakta dedim bir Allah'ım vardı. Ne güzel içimdeydi yani, bendeydi. Onu hissedebiliyordum. Ama kaybettim onu. Bir şey yapmış olmalıyım. Ne yaptım ben falan diye aynı dediğin şeyi yaşadım. Sonra uzun süre onun artık gittiğini, gelmeyeceğini, aşktan da vazgeçmem gereken bir aşama olduğunu uzun süre sonra fark ettim. O da ayrı bir şey tabii gerçekten. Ben bu şey, benim anlattığım daha çok bu ufak ufak hallenmeler için aslında, o ilhamlar, aldığımız ilhamlar eskiden söylenene göre işte vahiler, onlar için konuştum. Bir de evet, söylediğin yolda işte hakikatten marifete, marifetle birlikte de işte o terki de terk etme dedikleri bir nokta vardır. Gerçekten artık ne aşkı, ne bir şeyi, ne hallenmesi, ne hemhal olması, hepsi hiçbir, yani hiçbir fark etmez. Ben buradayım yani, zaten benim hemhal olmaya da ihtiyacım yok demeniz gereken bir noktaya gelmeniz gerekir. Aynen öyle. Aynen. Tam olarak şu anda ne yaptım da düştüm diye düşünüyordum demiş arkadaşımız. Nokta atışı olmuş. Çok keyifli ve çok net anlattınız. İçim huzurla doldu. Şu an korku yok, endişe yok. Çok teşekkür ederim demiş aynı arkadaşım da. Bir soru daha var. Bir soru derken özgün sabahı Hep böyle oluyor bulmuş. zaten. Bir tane daha, bir tane daha derken şey demiş arkadaşım, bir dakika tekrar bakayım. Soruyu seni görmek için açıyorum ya, soruyu unutuyorum. Demiş ki, bulamıyorum şu an. Uykudan uyandığımda bir makine sesi vardı kafamın içinde. Uykudan uyandığım halde uzun süre devam etti. Neyle ilgili olabilir bu diye sormuştu sanırım. Hani birçok şey olabilir. Çok böyle bir ruhsallık aramak gerekir mi bilmiyorum. Yani şimdi bizim, yani içerideki bu süreçte gerçekten hani nöronların ateşlenmesi, işte sinapsların birbirleriyle iletişimi, bilmem ne, bu tarz şeyler bile bazen duyularımız üzerinde normalden farklı bir sesmiş gibi algılanma şeklinde bir etkiye sebep olabilirler. Yani hani tam da uyuyorduk, işte o yakaza hali, uykuyla uyanıklık arası mıydı, işte ya da dışarıda duyduğumuz bir sesle mi birleştirdik, bilmem ne mi falan, bilemiyorum. Yani hani böyle çok farazi, çok üstünkörü şey yorumlar yapıyorum tabii Evet. ama yani bana şey gibi geldi bunu okuduğumda, hani çok da önemli bir anlamı yok diye düşünüyorum gibi geldi. Evet, muhtemelen öyle de olabilir. Başkalarında gördüğümüz ego bizde mi? Özgüncüm. Tabii. Yani şimdi ego diye, ama bak, geleneksel tabirle egoyu soruyor. Burada bizim anlattığımız ego başka bir şey. Evet. Şimdi başkalarında gördüğümüz ego derken aslında kibir, işte büyük burunlu olmak, işte şey, burnu büyük olmak mıydı? İşte çok gurur yapmak, işte hep böyle kendini beğenmiş olmak, ego ile bunu kastediyor. Ama bu egonun çok sığ bir tanımı. Normalde ego demek var kabul ediyorum demektir. Evet. Ben dışarıda gördüğüm bu insanı gerçek olarak görüyorum ve var kabul ediyorum. Dolayısıyla o insana tamah etmiş oluyorum aslında. Varlık atfetmiş oluyorum. Ego var görüyorum demektir. Egosu çok yüksek demek.
demek aslında bu dünyaya çok kanmış, bu dünyayı çok gerçek zannediyor demektir. Başta bu ayrımı bir yapalım da. Bunun dışında bütün gün klima altında oturmaktayım. Bizde zaten kronik bir şey faranjit vardır. Deniz akıntısı. Bir de onunla birleşince mahvoluyorum ben. Ne diyordum? Sağ olun. Geleneksel olarak egodan bahsettiği için hani işte böyle gururlu diye. Yani aslında çok basit bir şey arkadaşlar. Bir kere insanların o geleneksel egolu olmalarına izin verin ve lütfen kendiniz de öyle olun. Yani kim olduğunu bilmek. Evet. Bildiğin şeyin elinden tutmak. Bu elinden tuttuğun şeyin yaşamasına izin vermek. Ona eziyet etmemek. Onu ortaya çıkarabilmek. Onun arkasında durabilmek. Güçlü bir biçimde onu savunabilmek. Onunla birlikte yaşayabilmek. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bunu yapabilen insanlara çamur atmaktan vazgeçin. Başarmanız gereken şey tam olarak bu zaten. Ben diyebildiğiniz, buyum diyebildiğiniz, bunu ortaya koyabilmek için çaba gösterdiğiniz, hiçbir fırsatı kaçırmadığınız, kendinizi göstermekten çekinmediğiniz, gösterdiğiniz her şeyi de en başta kendiniz kabul ettiğiniz ve başkalarının da kabul etmesini sağladığınız, her anda mutlu olacaksınız, keyif alacaksınız bu hayattan. Bunu becerebilmiş insanlara egosu yüksek diyorsunuz. Ama bu çok çok yanlış. Yani çok yanlış derken sizi yanlış yola itiyor. Mütevazilik diye bir şey çıkarmışlar mesela. Montaigne'in çok güzel bir lafı var, bak hep söylüyorum. Diyor ki mütevazi olmak burnu akan bir çocuğun burnunu silmek yerine koparmaya benzer. Yani gerçekten öyledir. Yani ben bir şeyi becerebiliyorsam ve bunu yani şunu yapabiliyorum diye söylemem de ne sakınca olabilir? Doğruyu söylüyorum. Yalan mı söyleyeyim? Yani yapabildiğim sırf başkaları aman ben, benim egolu görmesinler beni. Ay işte ben, benim yanlış anlamasınlar diye yalan mı söyleyeyim? E yapıyorum. Çok da güzel yapıyorum. Allah Allah. Aynen. Dursun. Yani bunu yapabilen insanlara kendilerini ifade edebilen ortaya koyuyor. Ha işte çok böbürleniyor falan. E olabilir. E sen de yap. E sen de yap. Sen de böbür. Senin de böbürlenecek bir sürü şeyin var. Ve bu böbürlemek bak gerçekten güzel bir şey. Evet. Güzel bir şey. Seni yaşatmak çok güzel bir şey yani. Bugüne kadar herkesin mesela işte var ya o Doğan Cüceloğlu'nun sıklıkla kitaplarında bahsettiği biz Türk toplumu mesela senci bir toplum. Amerikan toplumu benci bir toplum. İşte evet. Biz, hani biz şeyine ulaşmak lazım falan diye böyle hep anlatır. Şimdi biz o kadar biat etmişiz, o kadar kul köle olmuşuz, o kadar böyle ümmet psikolojisiyle yaşamışız ki sürekli bir sen ne dersen, sen nasıl istersen, sen nasıl arzu edersen senin dediğin olsun. Aman sen üzülme, sen kırılma, sen. Aman onlar ne der, aman işte ben. Yok hiç. Ortalık yok. İşte bu yüzden bütün acılarımız sürümeler diyorlar ya Anadolu'da çok büyük bir uyanış oluyor. Bu yüzden olacak. Mahvolduk ya. Ya ben yok ortada. Ben yok. Ben sürüne kendime eziyet ede. Yani ben cehennemlerde sürmüyorum. Tabii ki Amerikalı uyanmayacak. Adam kendini yaşadı. Oh ben bana bile bir hizmet halindeyim yani. Attığım her adımda aman yanlış anlamasınlar. Bu bile bir hizmettir yani başkasına. Kendimden vazgeçmiş. Varlığına armağan olsun. Bir de bunu da andığımız da vardı. Onu bir de bilinçaltımız çok açık çocukken yani defalarca tek varlığına armağan olsun. Yani benim varlığım hiç yok. Ortada yokum. Ben sana armağan olabilirim, adanabilirim. Her şey var içinde bunun. Arkadaşlar şunu göreceksiniz hayatınızda. Şöyle bir dönün etrafınıza bakın. Bu örnekler çok nadirdir ama bulabiliyorsanız çok şanslısınız. Bunu gözünüz görmüşse çok şanslısınız bir kere. Kendi varlığı o kadar güçlü ki bütün etrafındaki varlıkları kendine armağan edebilmiş bütün insanlar kazanırlar. Uzun vadede her zaman onların yolu açıktır. Her zaman da işleri düz gider, doğru gider. Çünkü kendilerine yani o dost doğru yol var ya Sıratel Müstakim denilen yol. Dost doğru yol. Kendi elinden tutmuş her insan uzun vadede mutlaka düzgün işler başarır, yolu da açılır. Ne kadar çok başkasını işte egolu diye etiketlerseniz o kadar çok kendinize bunu yapmaya izin vermeyeceksiniz demektir.
Başkasını kınamak demek, o kınadığım şeyi benim yapmama izin vermemek demek. Ama siz o zaman kendinizi sivriltmek, kendinizi ortaya çıkarmaktan imtina edeceksiniz, uzak duracaksınız ve bu Rabbinize yaptığınız bir eziyettir. Ve Rabbiniz, hep söylüyorum, böyle eziyetleri kabul etmez, sürüm sürüm süründürür sizi. Kesinlikle. İdare edeceğim derseniz daha çok idare etmek zorunda kalırsınız. Aman ya Rabbi buna da şükür derseniz daha çok şükredeceğiniz, hani ne olsun, olsun bu da işte bizim hakkımıza düşenmiş derseniz daha çok o noktada, hatta belki daha da altında kalırsınız. Siz kendinizi parlatmadınız, cilalatmadınız her anda evren bunu kendisine bir emir olarak telakki eder. Der ki emrin başım üstüne, seni ezerim. Ezerim ya. Özgün, çok güzel bir yazı geldi aklıma. Genelde çok dolanıyor internette bu ara. Ev isterim, araba isterim, her şeyi dört dörtlük isterim diyen genç kızlar çok mutlu ve mesut yaşıyorken, yani Evet. olmasa da olur, sen borçlanma, sen dertlenme, az da yetinirim diyenler sürünmekte diye. Evet. Yani çok güzel anlatmış aslında. Tam olarak bunu anlatmaya çalışıyordum Reyhan. Çok güzel bir örnek. Ne kadar çok idare ederim dersen evren bunu bir emir olarak algılar ve yalnızca bunu yaratır. Sana sürekli idare edeceğin koşullar yaratır. Biz de hakikatin tam tersini öğrettiler. Bize hakikatin yasalarını öğretmediler. Bu sayede zaten bu sistemin kölesiyiz. Öyle büyük Kesinlikle. yıllarımızı. Biz o yüzden, yani ne o perdeler? Uyan, niye mesela şöyle bir laf var? Uyanana kadar insan sisteme hizmet eder. Uyandıktan sonra sistem insana hizmet eder. Uyanık insan. Niye sistem ona hizmet eder? Çünkü sistemin dayattığı hiçbir kuralı, yani işte o egolu olma, mütevazi ol, işte asla büyüklerinden önce konuşma, küçüklerine işte saygı, işte sevgi, büyüklerine mini mini mini, yani sistem bunların hepsini bize öğretip hepsiyle birlikte bizi bastırdı. Ama uyanan insan o bastırıldığı yerden yavaşça tekrar doğrulur ve sistemin de üstüne çıkar. Bu sefer sistemi istediği gibi manipüle etmeye başlar. İstediğini yapar çünkü. Özgün, küçüklüğümden beri duyduğum tek bir sözü söyleyeceğim. Senin ve buradaki birçok arkadaşımın duyduğu söz olduğuna eminim. Bu bile bir nesil insanın dünyadan hiçbir şey beklemeyerek ezik yaşamasına yeterli bir sözdü. Dünyada Müslümana rahat yok. Dünyada Müslümana zenginlik, bolluk falan yok. Öbür dünyada Müslüman bu dünyada gülmez. Olay bitmiş burada zaten, biliyor musun? İşte bu. Yani defteri kapatmış, kenara koymuş küçükken bile, coğrafya kadar Müslüman doğmuşum elhamdülillah, ama Müslüman olduğum için bir şey isteme hakkına sahip değilim otomatikman. Çok ilginç. Aynen öyle. Yani Halbuki geldiği noktada Müslümanın bile ne demek olduğunu bambaşka bir biçimde algılıyoruz. Şükür kesinlikle. o da güzel. Yani kat ettiğimiz yol çok büyük. Anladığımız Çok iyi. şeyler çok büyük. Gördüğümüz şeyler çok büyük. Herkese de nasip olmayacak şeyler. Buna da şükürler olsun. Verdiğine de vermediğine de, yaşattığını da yaşatmadığına da. Onlar olmasaydı bunlar olmayacaktı belki. O da. Aynen. Ama doğru söylüyorsun. Yani sadece ben madde gözünden bakarak, üçüncü boyut gözünden bakarak, hakikat değil de ikilik gözünden bakarak konuşuyorum. Dünyada bizi sistemin pilleri olalım, sisteme enerji sağlayalım diye o kadar güzel uyutuyorlar ki, o kadar güzel uyuttular ki. Ve çok manipüle edildik, doğru. Çok uzun yıllar bu şekilde yaşadık. Hepsi de yalanlıymış, yalanmış maalesef. Bir de o da var. Kesinlikle. Geçen gün bir filme denk geldim. Ben çok izlemem ama eşim izliyordu. Biraz oturup onunla birlikte izledim. 1960'larda çekilmiş. Yılanların Öcü. Ali Aa, Yapımcı duydum ben. ve Erol Taş oynuyor. Özgüncüğüm, filmi izlerken biraz böyle psikolojik açıdan insanların da birbirlerine davranışlarına, karşıdakine davranışlarına, toplumun algısına, sadece bir muhtar ve yanındaki kötünün bütün köy ahalisini nasıl böyle bir koyun sürüsü gibi istediği yere çekebildiğine, yani o kadar farklı şeyleri aynı anda orada gördüm ki dedim ki 60'lardan bugüne gerçekten çok uzun bir zaman geçmedi. Ama o dönem insanının karakterine, yapısına, tavrına baktığımda gerçekten çok geliştirmiş insan kendini şu an dedim. Şok oldum. İzleyince ne olur izle.
Ben galiba küçükken izledim onu. O kötülükleri de böyle çok yüzeysel olarak hatırlıyorum ama tabii detayları yok. Mutlaka izleyeyim. İşte gelirse odunu kafasına vur, temel kazdığı yerdeki temeli geri kapat, kerpiçlerini kır falan, böyle çok değişik yani. Böyle nasıl bu kadar, yani düşün, bu kadar kurup düşünüp bunu birbirlerine yapabiliyorlarmış diye hayretler içinde kalıyorsun. Ve izlemek gerekiyor bunları da, biliyor musun? Ne kadar aslında insanın beyin evriminin yükselerek devam ettiğini görmek için. Bak 40 yıl içerisinde tekamülde nasıl bir aşamaya geldik. Tabii ki teknolojinin de çok büyük etkisi var bunda ama işte kova çağı, hakikat çağı bilmem ne falan diyorlar ya, ta oralardan itibaren başladı. Bak 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Crayon bunu haber vermişti aslında. Yani şu an siz farkında değilsiniz ama işte değişim rüzgarları esiyor diye başlar mesela bazı konuşmalarına. Yani 20 yıldır esiyor. Ama bunlar yani büyük bir skalada bakacak olursan başlangıç günleri gibi bunlar, bu yıllar aslında. Ama ne oluyor? Biz oraya doğru çekiliyoruz ve gerçekten kova çağı tam olarak ortalarına geldiğimizde bambaşka bir bilinçte olacağız. Bak bugün senle oturup bunu konuşuyoruz. İnsanlar bizi dinliyorlar. Bizim çocuklarımızın çocukları hepsi bunları biliyor olacaklar. Hepsi. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu anlattığımız şeyler bize böyle şey gibi geliyor. Aa, bugün onu dedi. Aa, şu anlatıcı bunu anladı. Aa, öyle miymiş falan diye dinliyoruz ya. İki jenerasyon sonra hepsi böyle, evet öyle. Yani ben yaratıyorum. İstedim oldu, istemedim yapmadım falan. Hepsi bunları biliyor olacaklar yani. Bunu çözdükleri en kolay yöntem ne biliyor musun Özgün? Kendi çocuklarımdan fark ediyorum. Oyunlar girdikleri oda, girdikleri anda var oluyor. Yaptıkları anda yapacakları şey yaratılıyor ya orada, simülasyonda. Onlar artık dünyanın da böyle olduğunu çok rahat zaten algılayabiliyorlar. Beyinleri buna çok uyumlu. Ne söylüyorlar da Reyhan ya? Benim çocuğum Söylüyorlar. hani bu dünyada aynı şey oyunu gibi diyor, işte atıyorum FNAF ya da şey Minecraft. Kesinlikle. Pikseller halinde Kesinlikle. görüyorum falan diyor. Evet, söylediğin şey çok doğru. Oyunların çok büyük bir etkisi var yani. Onların bu algılamaya. Evet, çok güzel. Özgüncüm, biz ne yaptık bu gece böyle seninle? 9.30'dan beri saat 12 oldu. Ben hala misafiri bırakmamakta ısrar ediyorum. En son bizde şey derlerdi çocukluğumda, soba vardı annemlerin evinde böyle. Misafir soba çok yanarsa derdi ki, paraların yerini mi söyleteceksiniz? Sıcak o kadar basardı ki böyle. Ben sana artık böyle paraların yerini söyleteceğim herhalde en son. Artık şunu da sorayım, bunu da sorayım derken, sana ne kadar teşekkür etsem azdır Özgüncüm. Hakkını helal et hepimize. Canım. Çok güzel bilgiler verdin. Çok güzel aktı yine. Ben nasıl geçtiğini bile anlamadım. Normalde bir saatten sonra ben burada uyuklamaya başlayan bir moderatörüm. Utanarak söylüyorum bunu. Ama Gerçekten. çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetin için. Bütün sorular için ayrıca teşekkür ediyorum. Yine çok büyük bir keyifle anlattım, konuştuk. Çok güzel karşılıklı bir enerjiyi paylaştık. Hep öyle hissediyorum. İnşallah devamı gelsin Reyhancığım. İnşallah faydalı olabilmişizdir. İnşallah canım, benim başımın üstünde yerin var her zaman. Ben çağırmasam bile sen gelmek istiyorum da, yeter ki. Olur. Öpüyorum seni. Buradaki arkadaşlarımı da öpüyorum tek tek. Hepinize iyi geceler diliyorum. İyi geceler aşkım, sana da. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım benim. İyi geceler.